Gazeteciler Elif Doğan Şentürk ve Savaş Kerimoğlu soracak. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yanıtlayacak. Siyasetten ekonomiye, dış politikaya, gündemin tüm başlıklarının konuşulacağı Liderler Özel Programı 21 Haziran saat 10.30'da Halk Radyo'da. Efendim merhabalar, Ankara'dan Halk Radyo, Radyo Vizyon, Harman Radyo, Özgür Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Ben Savaş Kerimoğlu, hemen yanımda gazeteci, meslektaşım KRT Televizyonu'ndan programcı Elif Doğan Şentürk de bizlerle. Elif özel yayında liderleri ağırlayacağız. Her hafta bir lideri ağırlayarak Ankara'da ve tabii ki sosyal medya atmosferinde farklı mecralardan, YouTube'dan, Twitter'dan, Instagram'dan da yayınlarımızı paylaşacağız. Liderler turunda gündemi değerlendireceğiz ve bu liderler turunun ilk konuğu da Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan. Efendim, teşekkür ederiz. Zaten yoğun bir gündem içerisindesiniz. Adeta bir maraton koşusu içerisindesiniz. Bir es vermiş oldunuz. Bize de zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir yayındayız. Ankara'nın hemen her kesimine ulaşıyoruz. Aynı zamanda az önce bahsettiğimiz gibi sosyal medya üzerinden de artık dijital bir dünyada bütün her yere rahatlıkla ulaşıyoruz. Bir kez daha ben sayayım. Halk Radyo, Özgür Radyo, Harman Radyo, Radyo Vizyon olarak yayındayız ve özellikle bu gündemi değerlendirirken pek çok başlığı ele alacağız. Hızlıca bir giriş yapalım mı sorularla? Tabii ki, buyurun. Peki. Ben Elif'e bırakayım ilk soruyu o zaman. Tam öyle bir süreçten geçti. Fakat şu anda karşı karşıya kaldığımız tablodaki en vahim unsur şu ki yargı şu anda hiçbir şey yapmıyor. Hareket edemiyor. Harekete geçemiyor. Yargının üzerinde büyük bir baskı var. Ve bu işin ucu nereye gider? Kimlere dokunur? Acaba hükümette çok üst taraf mercilere kadar işin ucu uzanır mı? Uzanır mı? Uzanmaz mı? Ve eğer uzanırsa, eğer gerçekten farklı bir noktaya varırsa ve yargıda adım atmış olmaktan dolayı kendisi ağır bir baskı ve yaptırım içerisine girerse diye bir korku var şu anda açıkçası. Yani hakimlerimiz, savcılarımız şu anda hareket edemiyor. Burada çok acil bir şekilde yargı süreçlerinin hemen başlatılması lazım. Hemen.
Peki efendim, ve Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın emridedir biliyorsunuz. Derhal süreci başlatması lazım. Meclis derhal komisyonlar kurması lazım. Araştırma komisyonu ki bir bakanın da ismi söz konusu biliyorsunuz. Soruşturma evet. komisyonu hemen başlatılması lazım. Bunların başlatılmaması da tabii toplumsal algıdaki bu olumsuzluğu çok çok besliyor. Ve özellikle gençlerimiz için ben çok üzülüyorum. Gençlerimiz için. Çocuklar için çok üzülüyorum. Çünkü onlar bakıyorlar, izliyorlar ve diyorlar ki biz böyle bir Türkiye'de yaşamak istemiyoruz. Onun için kendi geleceklerini başka ülkelerde hayal etmeye başladı gençlerimiz. Bu korku vurgunuzdan eğer yola çıkarsak, korku iklimini yaratan ne oldu peki? Yani yargının üzerinde bir korku iklimi yaratma, bir baskı unsuru ki anayasanın açık hükmü var yani. İşte mahkemeler tarafsız, bağımsız, yargıçlara talimatlar verilemez. Anayasanın çok açık bir hükmü. Bu korku iklimi ya da bu korku nasıl ortaya çıktı? Ya şu anda anayasa önemli bir ölçüde zaten uygulanmıyor biliyorsunuz. Yani mesele hükümetin, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın tasarruflarıysa, anayasanın neredeyse bir bağlayıcılığı kalmadı. Yani anayasada Cumhurbaşkanı'nın yemin metninde ne diyor? Ben görevimi tarafsızca yapacağım diye yemin ederek Cumhurbaşkanı görevine başlıyor. Şu andaki Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın görevini tarafsızca yaptığını söylemek mümkün mü? Bir parti genel başkanı olarak diğer bütün partilere karşı bir rekabet, hatta bir husumet çizgisi izliyor şu anda. Anayasanın hangi hükmüne baksanız hangisi uygulanıyor ki şu anda? Anayasada diyor ki yargı bağımsızdır. Kimse emredemez diyor. Bugün basın üzerinden açıktan yargıya talimatları çok duyuyoruz. Ve özellikle yeni sistemle beraber yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber güçler ayrımı diye bir şey kalmadı. Yani hükümetin, yürütmenin hem yargı üzerinde hem de meclis üzerinde çok önemli bir yönlendirme ve etki alanı oluştu. Normalde hem yargının hem de meclisin yürütme organı yani hükümet üzerinde bir denetim gücünün olması lazım. Bunların hiçbirisi yok şu anda. Gerçekten bu 2017 referandumda oylanan ve 2018'den itibaren de yürürlüğe giren bu sistem Türkiye şu anda çok büyük peki efendim zarar siz veriyor. O dönemde nasıl bir tavır sergilemiştiniz? İşte Cumhurbaşkanlığı evet, hayır sistemiyle ilgili. Evet, bir evet hayır bloğu oluştu. Belki de görüyoruz ki önümüzdeki süreçte de siz öyle düşünüyor musunuz? Sistem mi oylanacak aslında önümüzdeki seçimde? Hem evet. Buna katılır mısınız? Hem de siz o dönemde mesela evet kampanyalarında yer almış mıydınız? Bir öz eleştiri de yapıyor musunuz? Bizim partimizin, Deva Partisi'nin şu andaki programı çok açık bir şekilde parlamenter sistem diyor. Yani biz güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanayız ve bu konudaki çalışmamızı da Aralık ayında hazırladık, bitirdik. 74 maddelik bir anayasa değişiklik paketi, kodifikasyonu tamamlanmış haliyle elimizde hazır. Ve diğer siyasi partilerle ve anayasa çalışan herkesle bunları konuşmaya şu anda hazırız. Yani bizim tercihimiz çok çok net. Ha benim kendi şahsi tutunma dönecek olursak, biliyorsunuz ben 2015'in Ağustos ayında bakanlıktan ayrıldım. 2015 Ağustos'tan Deva Partisi'nin kuruluşuna kadarki süre içerisinde de kendi kendime o dönemde bir karar aldım ve hiçbir beyanatım yok. Kamuoyuna dönük bir beyanatım yok. O iki tarih arasında bakın benim gazetelerde, televizyonlarda hiçbir beyanatımı göremezsiniz. Çünkü ben o dönemlerde inanmadığım şeyleri konuşmamayı tercih ettim. Ama şöyle oldu, o 2017 referandumunda gelip de bana ne düşünüyorsun diye soranlara ben açık bir şekilde düşüncelerimi ifade ettim. Ama 2015 Ağustos'ta bakanlıktan ayrıldıktan sonraki kararım, konuşmama kararım Deva Partisi kuruluncaya kadar geçerli oldu. Ha bugüne doğru geçmiş muhasebesi yaptığımızda bu doğru mu oldu, yanlış mı oldu tabii değerlendirilebilir. Ama özellikle bu anayasa referandumu konusunda bir öz eleştiri yapmak gerekirse, hı hı. Sanki çıkıp ya bu yanlış bir iş olacak diye kamuoyuna dönük hani televizyonlarda, gazetelerde, yer alacak şekilde ifadeler belki bulunsam daha iyi olurdu diye düşünüyorum şu anda. Ha ne oldu? 2015 Ağustos'ta bir prensip kararı aldığım için, konuşmama kararı aldığım için onu uyguladım. Ama döndüm de dönem dönem belki uyarmak iyi olabilirdi ama bir siyasi parti içindeyken o siyasi partinin hani tüzüğü, siyasi partiler yasası gereği de biliyorsunuz epey bir bağlayıcı konular var. Yani çok da kolay olmuyor. Bugün her parti, ana muhalefet partisini düşünün bugün. Diğer muhalefet partilerini düşünün. Yani genel çerçevenin dışında böyle çok çok dışında bir duruş, bir açıklama o da siyasetin tabiatında olmuyor. Dolayısıyla bu özetleyecek olursak bu başkanlık sistemi yanlış bir sistem. Ben soranlara hep söyledim. Bugün de hala söylüyorum.
partimizi kurarken de çok açık bir şekilde parti programımızın genel olarak parlamenter sistemin Türkiye için çok daha iyi olacağını siz o zaman ifade ettik. Cumhurbaşkanıyla da konuşmuş muydunuz? Yani mesela bunun yanlış olduğunu dile getirmiş miydiniz o süreçte kendisiyle de birebir? Şimdi şöyle, bizim o birebir görüşmelerimizle ilgili ben kamuoyuna hiçbir şey açıklamadım bugüne kadar. Ama Sayın Erdoğan bazı birebir görüşmelerimizin içeriğini açıkladı. Şimdi birebir görüşmeleri sonradan açıklamak o devlet adabına çok uygun olmuyor yani. Hani yani o biraz kredibilite meselesi de doğrusu. Yani kendisi açıkladı ama şunu söyleyeyim, bana görüşümü soran herkese görüşlerimi olduğu gibi ifade ettim. Hatta o dönemde sonradan ortaya çıktı ki beni parti genel merkezine şikayet eden bir sürü insan olmuş. Ya Ali Babacan hani çıkıp konuşmuyor televizyonlarda şurada burada ama soranlar hep olumsuz şeyler söylüyor diye bir sürü şikayet mektubu gitmiş bizim genel merkeze. O da sonradan ortaya çıktı. Yani duruşumuz o dönemde çok net idi. Yani evet çok net için idi. Çalışmıyor diye mi sizi hani o blokta? Evet için çalışmıyor ayrı. Bir de sorana da bu yanlış bir iş diye anlatıyor diye. Peki. Yani sadece evet için benim kampanyaya katılmamı istediler biliyorsunuz o dönemde. Ben onu reddettim. Ben bu kampanyaya katılamam dedim. Gidip bunu ben savunamam dedim. Yani benim o dönemde ne mitingimi görürsünüz ne zaten 2015 Ağustos'ta almış olduğum bir konuşmama kararım da vardı yani. Öyle bir kararım da vardı. Çünkü o dönemde benim niyetim artık siyasetten tamamen uzaklaşıp kendi işime dönmekti. Yani siyasetten kopma ve uzaklaşma döneminde çıkıp bir şeyler söylemenin çok da anlamlı olduğunu düşünmüyordum doğrusu. Yeniden döndünüz o zaman. Yeniden döndüm çünkü çok talep geldi. Yani dediler ki yani bu kadar birikim, bu kadar tecrübeli de çok geniş bir çevre var. Hani bürokrasi çevresi var, akademisyen çevresi var. Beraber siyaset yaptığımız çok düzgün arkadaşlarımız var. Bize dediler ki bütün bu olan bitenle ilgili siz sadece seyredecek misiniz? Türkiye'nin meselelerine arkanızı, sırtınızı dönüp gidecek misiniz? Sadece kendiniz için mi çalışacaksınız gerçekten? Böyle bir lüksünüz yok dediler bize. Ve yoğun bir talep üzerine yeniden arkadaşlarla oturduk, konuşmaya başladık. Ve Deva Partisi'ni kurmamız aslında gelen çok yoğun talep üzerine gerçekleşti. Tabii o gelen talep de bizim üzerimize bir vicdani sorumluluk oluşturdu. Bir toplumsal ve ahlaki sorumluluk oluşturdu. Bunun için başladık ve bugün diyorum ki iyi ki başlamışız. Peki efendim. Şimdi özgürce konuşuyoruz, sorunlara işaret ediyoruz. Çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Mesela daha işte iki hafta önce tarımla ilgili çözüm paketimizi sunduk. Hükümetin ilk 90 gün ve ilk 360 gününde tarımla ilgili neler yapacağını bütün detaylarla açıkladık. Bak böyle çalışan başka siyasi parti yok şu anda Türkiye'de. Biz ev ödememizi iyi yapıyoruz. Sadece tarım değil 20 ayrı başlıkta şu anda bunun hazırlığını yapıyoruz. Ve önümüzdeki haftalarda peyderpey her alanda eylem planlarımızı açıklayacağız. Yani sadece bir parti programı geniş bir çerçeveyle değil, somut adımlar ve takvime bağlanmış adımlar açıklamaya başladı. Olur da iş bir şeyden gelirsek hazırız diyorsunuz yani. Her şeyle, hem kadroyla, projelerle, eylem planlarıyla, her şeyle hazırız. Mesela sosyal destek, sosyal yardımlarla ilgili ya da esnaf KOBİ ile ilgili, eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, yargı reformu ile ilgili. Yani yaklaşık 20 ayrı başlıkta hükümetin ilk 90 günü ve hükümetin ilk 360 günüyle ilgili çalışmalarımızı biz tamamladık. Çoğunu tamamlamak üzereyiz bazılarını ama önümüzdeki haftalarda peyderpey hepsini toplumumuza paylaşacağız. Bize dediler ki ya böyle bir usul yok siyasette. Şimdi siz açıklarsınız hükümet de kopya çeker. İçinden alır bazılarını hemen uygulamaya başlar. Ben de dedim ki keşke biz çok memnun oluruz. Yani bizim tavsiyelerimizi, önerilerimizi keşke bugünkü hükümet kısmen de olsa alıp uygulasa da seçimi beklemeden bir an önce memleketimiz düzlüğe çıksa. Biz çok arzu ederiz. Ama yapmazlar. Siz yapamazlar. Peki, sizin yani, iktidardayken muhalefeti dinler miydiniz? Yani AKP sıralarında, hükümette bulunduğunuz dönemde muhalefetin söylemlerini dikkate alıp ya böyle bir şey söyledi muhalefet, iyi de bir şey söylüyor herhalde, bir dikkate alalım, biz bunu yapalım der miydiniz? Şimdi sadece mecliste değil, ben 13 yıl bakanlık görevi yaptım biliyorsunuz. Bunun 11 yılında ekonominin başında oldum. 3 yıl Avrupa Birliği Bakanı oldum. 2 yıl Dışişleri Bakanı oldum. Yani üst üste çakışan görevlerimiz de oldu bir anda, 2 ayrı görev falan. Şimdi bütün o dönemde muhalefetle diyaloğu ben çok önemsedim. Ki bunun herhalde en önemli şahidi o günlerdeki Plan Bütçe Komisyonu üyeleridir. Çünkü ekonomiyle ilgili pek çok kanun tasarısını ve teklifini biz Plan Bütçe Komisyonu'nda önce görüşürdük. Komisyon öncesinde ve sonrasında muhalefet milletvekillerinin görüşlerini hep alırdık. Önergelerini çok önemserdik. Hatta özellikle son yıllarda bu 2008-2009 krizinden sonraki görev yaptığım yıllarda resmi komisyon toplantıları öncesinde komisyon başkanının odasında konuyu çalışan arkadaşların hepsiyle otururduk ve derdik yani öneriniz var mı, bir şeyler atlamış olabiliriz, yanlışlar olabilir, bize işaret edin diye ve onların önerilerinin hepsini derc ederdik çalışmalarımıza. Bizim mesela mali kural değil mi? Mali kural tasarımız çok istisnai bir şekilde
Plan Bütçe Komisyonu'ndan muhalefet partilerinin de desteğiyle geçti. Komisyonun tamamı el kaldırdı. Kabul ediyoruz onu dedi. Fakat Sayın Erdoğan genel kurulda engelledi bunu. Bakın muhalefetle beraber geçiriyoruz. Mecliste Plan Bütçe Komisyonu'ndan genel kurulda o günün başbakanı engelliyor. Neden engellendi? Neden engelledi? Çünkü kural tanımayan, kural istemeyen bir yönetim zihniyeti o yıllarda artık çok ağır basmaya başlamıştı. Yani kurallarla kendini bağlı görmek istemeyen, hatta yasalarla, hatta anayasayla bağlı görmek istemeyen bir yönetim zihniyeti ta o günlerden böyle yavaş yavaş yaygınlaşıyordu. Zaten benim kopuş sebebim çok ama kopuş sebeplerimden önemli bir tanesi de bu kural tanımazlık, kural istememezlik. Her an fevri bir şekilde istediğini yapabilme siz efendim alanı. Biraz önce halbuki özgürce konuşuyoruz artık dedi. Özgürce. Aynen. Evet. Ben de şöyle bir not ettim onu. Özgürce konuşamıyor muydunuz? Yani hani parti disiplini mutlaka vardır. Hı-hı. Ama yine bir parti disiplini içerisinde zaman zaman. Ya, içeride ben her şeyi konuşuyordum içeride. Çok açık. Yani. Ama biliyorsunuz siyasi partiler yasası, evet, parti tüzüklerinde bir disiplin hükmü var biliyorsunuz. Evet. Yani bir genel çerçeve neyse o çerçevenin dışında çıkıp bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden herhangi bir milletvekilinin, bir il başkanının genel çerçeve dışında tek bir kelime edebildiğini duyuyor musunuz? Ettiği anda disiplin süreci başlıyor. Bu her parti için geçerli. Yani muhalefetler için, İYİ Parti için de geçerli, diğer muhalefet partileri için de geçerli. Yani böyle de bir gerçek var. Ama içeride ben açık açık her şeyi konuşurdum. Hatta hükümet politikalarıyla alakalı. Şimdi parti politikası ayrı, hükümetin ileriye doğru yapacağı ayrı. Hükümetin ileriye doğru yapacaklarıyla alakalı da başbakanla ve cumhurbaşkanıyla benim çok konuda ters düştüğüm o günün basın kayıtlarının hepsinde kayıtlı. Mesela mali kural konusunda ters düştük. Ya da ekonomideki bu sanayi inşaat dengesi konusunda ters düştük. Bir ara fren konusunda ters düştünüz. Tabii o büyüme gaza basma büyüme konusunda. Modeli konusunda ters düştük. Yani mesela biz 2010 ve 2011'de kriz sonrası ben tekrar ekonomiye dönünce Türkiye %10 ve %10 büyüdü arka arkaya 2 yıl. Yani bütün dünya Türkiye'nin ekonomik başarısını konuşuyordu. Fakat biz ekonomide ısınma sinyalleri alınca hemen soğutma tedbirlerini uygulamaya başladık bankacılık sistemi üzerinden. Yani diyelim ki çok hızlı gittiğinizde aynı freni olmayan bir otobüs gibi kaza riski var. Dolayısıyla zamanlıca yavaşlarsanız kaza riskini önlersiniz, kontrol. Ama bu bile içeride ciddi kavga oluşturdu. Onun o günün tabii bütün televizyon programları, kürsü konuşmaları hep açık. Yani Sayın Erdoğan'la benim nasıl ters düştüğüm pek çok konuda. Televizyon programlarında sabit, gazete haberlerinde sabit. Yani o günler unutulduğu için bana arada soruyorlar. Yani niye zamanında konuşmuyordun? Herhalde bir hükümet üyesi olup da açık bir şekilde kamuoyu önünde gelecek politikalarıyla ilgili, yani daha sonraki politikalarla ilgili, neler yapılmasıyla ilgili en çok ters düşen bakan ben oldum bütün o dönemde yani. Tabii bir şey var, karara bağlanmış konular vardır. Onlara konu karara bağlanır, iş biter. Ondan sonra o çerçevenin dışında bir şeyler söylemek doğru olmaz. Ama henüz karara bağlanmamış gelecekle ilgili, yarınlarla ilgili hazırlıklarda tabii ki farklı fikirler olur. Ve en çok da herhalde ters düşen bakan o dönemde bendim yani. Bunların hepsi basın arşivlerinde sabit kayıtlı. Peki ekonomiye işte sisteme mutlaka döneriz ama çok sıcak başlıklar. Özellikle işte bu Elif'in de girişte ifade ettiği gibi Sezgin Baran Korkmaz. İşte ne yazık ki bizim de meslektaşımız demeye dilimiz çok varmıyor ama işte bazı isimlerin o ilişkiler içerisinde yer aldığı iddiaları, videoların ortaya çıkması ve bir işte sizin de ifade ettiğiniz gibi 90'lı yıllardaki Susurluk bağlantısı gibi bir bağlantı ki Susurluk'ta devlet adına deniliyordu. Burada daha çok herhalde kişisel iddial var, işte iş takipleri var, o başka bir noktaya geliyor. Burada vatandaş sokakta mutlaka sizin karşınıza çıktığında soruyordur. Ya Ali Bey ne oluyor, bu nedir diye. Gerçekten duymayan, görmeyen ya da dikkate almayan sadece iktidar mı? Şöyle, tabii bu olaylar, bu yayınlanan videolar çok farklı. Bazen diyorlar takip ya, ediyor musunuz videolar özellikle Sedat Peker'i? Birinci videonun ilk birkaç dakikasından sonrasını izlemedim. Neden? Çünkü ülkem adına çok üzülüyorum. Yani merakla böyle bir suç örgütünün başındaki kişi ne diyecek acaba, ne açıklayacak diye. Ben inanın hani bir vatandaş olarak ve bir siyasi parti genel başkan olarak çok üzülüyorum. Ülkenin düştüğü duruma çok üzülüyorum. Ama ne oluyor? Bütün o videolardan sonra arkadaşlarımız özet raporlar hazırlıyor. İşte bu video iddialar, bunlar isimler, bunlar diye. Ben raporlardan kısa özetini okuyorum. Şimdi şöyle de tabii söyleniyor. Hani ya hani muhalefet partilerinden daha mı etkili oldu böyle bir şey? Ama muhalefet partileri suçun içindeki insanlar değil ki. Yani suçun içindeki bir insan, hele hele bu suç örgütünün başındaki bir insan
hani bir kendisiyle ilgili itiraflara başladığı zaman ve kendi ilişki ağını anlatmaya başladığı zaman tabii ki insanlar merakla dinleyecek, izleyecek. Bundan doğal bir şey yok. Yani çok istisnai bir durumdan burada bahsediyoruz. Tabii ki vatandaşlarımız soruyor ama vatandaşlarımızda çok ciddi bir rahatsızlık var bu konuda. Yani bir sabırla bekliyorlar, izliyorlar. Ya bu kadar itham var. Acaba hükümet ne yapacak? Cumhurbaşkanı ne yapacak diye. Vatandaşlarımız şu anda sabırla bekleme, izleme dönemi. Ama bugüne kadar bakıyoruz, özellikle Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki aldığı tutum, tavır gerçekten çok pasif. Çok pasif. Daha çok kenarda bir izleyici rolünde. Yani en ufak konuda topa giren Sayın Erdoğan, en ufak bir köşe yazarına laf yetiştiren Sayın Erdoğan, böylesine büyük bir konuda suspus. Bu çok enteresan bir durum. Yani niye konuşmuyor? Neye bağlıyorsunuz? Niye bir ey narası da bunlar için çekmiyor? Değil mi? Yani daha, ya bunu en basit şeyler için bile yapıyor. Öfke bir hitabet sanatıdır diyor. Yani hitabet sanatı için bile, rol gereği bile öfkesini ifade edebiliyor. Ama bu konuda hiçbir şey söylemiyor bakın. Hiçbir şey. Yani bahsettiği iki tane savcılık süreci. O da bunları itiraf eden kişiye karşı süreçler. Yani bu itiraf edenin iddiaları, ithamlarıyla ilgili savcılık süreçlerinden bahsedilmiyor bakın. Ona karşı süreçlerden bahsediliyor. Vay sen bunu nasıl açıklarsın diye. Bir de hani laf arasında söylediniz bu devlet konusu şöyle böyle. Bak ben buna inanmıyorum. Böyle bir şey yok. Susurluk dönemiyle ilgili Türkiye, değerlendirme için. Yani bunlar işlenen suçun ve paylaşılan menfaatin üzerine örtmek için kullanılan söylemler. Diyorlar ya bu devlet meselesi. Ya kusura bakmayın burası bir hukuk devleti. Siz devlet meselesini hukuksuzlukla çözemezsiniz. Bu devletin bekasını, bu ülkenin bekasını anayasayı çiğnerek, hukuku çiğnerek, suç işleyerek sağlayamazsınız. Böyle beka sağlanmaz. Bunlar hikaye. Fakat üzülerek görüyorum ki bazı televizyon dizileri, bazı filmler de yani böyle toplumumuzun bilinçaltına bu kavramı işlemeye çalışıyor. Ya mesele memleket meselesi ise hukuk teferruattır gibi. Biz buna kesinlikle karşıyız. Böyle bir şey yok. Bunlar o paylaşılan menfaatin, siyasi ve maddi menfaatin üzerine örtmek için kullanılan sünni gerekçeler. Başka bir şey değil. Devlet hukukla yönetilir. Anayasayla yönetilir. Hukuk çerçevesini değiştirmek de hükümetin elindedir. Eğer bugünkü hukuk çerçevesine kardeşim ben bunu yönetemiyorum. Bugünkü kanunlar beni bağlıyor diyorsa bugünkü hükümet değiştirsin kanunu. Bugünkü hükümetin mecliste isteyip de geçiremeyeceği bir kanun var mı? Bugünkü hukuk çerçevesi Türkiye'nin güvenlik sorunlarıyla mücadelede yetersiz ise, onun için ben hukuk dışına çıkmak zorundayım diyorsa çıkmasın. Dönsün o kanunu değiştirsin, gitsin anlatsın. Arkadaş bizim böyle böyle bir problemimiz var. Şu andaki hukuk çerçevesinde biz bu çeteyle, örgütle ya da şu işlerle mücadele etmekte zafiyet içerisindeyiz. Onun için yeni bir kanun öneriyoruz, böyle bir çerçeve çiziyoruz desin. Önce gitsin kanunu değiştirsin ama attığı her adım o günkü yürürlükteki kanunlar içinde olsun. Böyle bir şey olmaz. Bunlar tamamen, bakın bu örgütün, çetenin, siyasetçilerin, bürokrasinin, hatta üzülerek söylüyorum bazı yargı mensuplarını da içine alan bürokrasinin ve bazı yine üzülerek söylüyorum medya mensuplarının tamamen kendi aralarındaki menfaat ilişkilerinin açığa vurmuş şekli. Başka hiçbir şey değil. Başka bir yerlerde aramayalım bunu. Tamamen menfaat. İşte aralardaki görüşmelerden rakamları duyuyorsunuz değil mi? 10 milyon eurodan bahsediliyor. Click lobby deniliyor. Hani, kime gidecek? Hani diyorlar ki devlet mesela. Meselesi değil mi? Ya devlet meselesi. Sen niye eurodan bahsediyorsun Allah aşkına? Bu ülkenin milli ve yerli parası yok mu? Havada uçuşan paraların hepsi ya euro ya dolar. Ben de onu anlamıyorum. Bu ne biçim devleti öncelemek? Bu ne biçim milleti öncelemek? Bu ne biçim millilik? Yani oraya gelince zaten bunun çok örneği var geçmişimizde. Zaten kim böyle milli yerli diye fazla vurguluyorsa bilin ki bir şeyleri kapatmaya çalışıyor. Efendim, aslında orada gayet de milli ve yerli olmayan işler var. Ve onun üzerine kapatmak için bu söyleyeyim. Bunu çok gördük. Ta zamanında 2003'te 2004'te yani neler söyleniyordu benim o Ekonomi Bakanlığı döneminde. İşte Türk lirası şöyle de döviz şöyle de falan filan. Daha sonra o kişilerle ilgili neler çıktı, niye yargı süreçleri başlattı ve millilikten, yerlilikten bahsedenlerin evlerinden, kasalarından hep eurolar çıkıyor, dolarlar çıkıyor. Başka bir şey de çıkmıyor bu 2003, 2004, 2005 o dönemlerde de pek çok sorun yaşandı. O dönemler neydi? Gerçekten büyük bir, güçlü bir siyasi iradeyle bu meselenin üzerine gidildiği
dönemlerde bir süre biliyorsunuz mafya, çete falan Türkiye'de unutuldu, yoktu böyle bir şey. Neden tekrar peki tekrar gündeme çıktı. Geldi? Yani ne oldu da birden işte mesela Sayın Soylu diyor ki 370'ten fazla işte örgüt, çete işte alındı, derdest edildi, işte yok edildi, çökertildi. Ne oldu da birdenbire tekrar o işte 90'lı yıllar fotoğrafı, 2000'li yılların başı ortaya çıktı. AKP iktidar gene çok güçlü. Bak, hükümet ama çok işte tam da öyle. Çok güçlü değil artık. Sorun orada. Şimdi ne olursa olsun, kim ne derse desin, 2013-2014'ten sonra iktidar partisine olan destek yavaş yavaş düşmeye başladı. 2015'te Haziran ayında AK Parti seçimi kaybetti biliyorsunuz. Ondan sonra tekrar Kasım'da seçimi yenilendi. Bunları unutmamamız lazım. Arkasından bir 15 Temmuz vakası yaşandı. 15 Temmuz'un getirdiği o rüzgarla Allah'ın bir lütfu dedi Sayın Erdoğan. Anayasa değiştirildi. Anayasa değişti, Atalan Üsküdar'ı geçti dedi. Başkanlık sistemi geldi. Ama bunların hepsi aslında o tabandaki zayıflamanın ve halk desteğinin zayıflamasının başka yöntemler ve başka araçlarla, adımlarla kapatılma çabasından başka bir şey değil bu. 2017 referandumunda bugün o videolar yayınlayan suç örgütü lideri Sayın Erdoğan'a destek için mitingler düzenliyordu. Bunları unutmayalım. Yani bayağı iktidar partisiyle özdeşleştirilmiş bir isim de o günlerde. Halkın desteği zayıflayınca suç örgütlerinden, mafyavari yapılardan, illegal yapılardan medet uman bir yönetim anlayışı da tabii ki hakim olmaya başladı memlekette. Yani bu gerçekleri görmek lazım. Yani kim olursa olsun yeter ki iktidarı tutalım. İktidarı yani tutabilmek için mi bu yapılarla yan yana olma ihtiyacı duyuldu? İktidarı tutabilmenin bir aracı ama aynı zamanda tabii korkunç bir menfaat paylaşımı da söz konusu. Rant, korkunç bir menfaat paylaşımı. Ve menfaat yani uyuşturucudan tutun. Pek çok konuda ciddi bir menfaat paylaşımı da söz konusu. Bu sadece bu tür çetelerden değil. Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan şu anda ortak değil mi? Sayın Bahçeli'nin Erdoğan'ın ilk cumhurbaşkanı seçimlerinde, o 2014 seçimlerinde Sayın Erdoğan'la ilgili ifadelerine şöyle çıkarım. Hatırlıyoruz. Hala ağır hakaretler. Ağır hakaretler. Söylenmedik şeyi bırakmadı yani. Senden cumhurbaşkanı olmaz dedi. Şimdi ne oluyor? Şimdi en iyi ortak. Bu da bir menfaat ortaklığı bakın menfaat. Bu devlet millet için bir ortaklık değil, bir menfaat ortaklığı. Bunu görelim. 28 Şubat zihniyetinin, o karanlığın temsilcisi bir ismin Perinçek'in bugünkü hükümetin rotasını ben çiziyorum demesi. Hükümetin üçüncü ortağı oluşu. Böyle bir şey akla hayale sığar mı? Akla hayale sığar mı? Taban zayıfladıkça, halkın desteği zayıfladıkça şu anda Sayın Erdoğan ve İktidar Partisi farklı ortaklıklarla bu siyasi gücünü bir süre daha devam etmeye çalışıyor. Ama nedir? Bunların hepsi bir maçın uzatma dakikaları gibidir. Maçta uzatma mı başladı? Çoktan başladı yani. Şimdi 90 dakikalık maçın işte uzatma dakikaları olur. Şu anda biz aslında uzatma dakikalarını yaşıyoruz. Ama hakem düdüğü maçın, çalsın istiyor musunuz seçim maçın, için? Maçın sonucu belli. İşte gelin görün ki o hakemin düdüğü şu anda takımlardan bir tanesinin kaptanının elinde o düdük. Yani çünkü hem hakem hem takımlardan birinin kaptanı öyle olunca, federasyon başkanı öyle olunca bir türlü düdüğü çalmıyor. Ya diyor uzatalım uzattıkça belki bir gol daha atarız bir şey daha olur diye ta 2023'ün Haziran'a kadar maçı uzatmayla ilgili bir niyetleri var muhtemelen. Ama bu maçın sonucu belli. Zaten biz bunu gördüğümüz için Deva Partisi'ni kurduk. Yani şu andaki iktidarın bu ülkenin sorunlarını asla çözemeyeceğine kesin kanaat getirdikten sonra biz Deva Partisi'ni kurduk. Eğer inansaydık ya bunlar nasıl düzeltir, bir şekilde toparlar, memleketin sorunlarını bir süre sonra çözer diye inansaydık, Deva Partisi'ni kurmamıza gerek kalmazdı. Yani içeriden aynı zamanda insanları tek tek tanıdığımız için, yönetim zihniyetinin hangi noktaya evrildiğini bildiğimiz için, plansızlık, programsızlık, hukuksuzluk, kural tanımazlığın hangi boyuta geldiğini iyi gördüğümüz için ve bunların ülkenin maalesef sorunlarını her alanda büyüteceğini bildiğimiz için biz Deva Partisi'ni kurduk. Biraz önce yarım kalmıştı. Siz iki defa kestim sizi, kusura bakmayın. İki soru var, not aldım evet. Ben zaten. Hani neden Cumhurbaşkanı susuyor, anlam veremiyorum diyorsunuz ya işte hani bunu anlamlandıramamak. Sizce neden susuyor? Çünkü bu işte kripto para olayına karışan isim olsun,
geçmişte işte bir çiftlik bank meselesi oldu. Buna benzer bir sürü olayda hep yetkililerle fotoğraflar var zaten. Evet. Yani bir arada o görünüm var zaten. Halen sosyal medyada o fotoğraflar, hatta bazılarına erişim yasağı getirilmiş birlikte çekilen o fotoğraflara. Yani her şey apaçık ortadayken susmasını, işte yargının bu anlamda adım atamamasını somut olarak bir şey söyleyebiliyor musunuz? Yani Cumhurbaşkanı neden bir ek yapayım iznin olursa. Bir de muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmayları diyor ki Süleyman Soylu, Sayın İçişleri Bakanı'nın subliminal mesajları var. Parti içine, AKP içerisine, Sayın Erdoğan'a. Katılır mısınız onlara da? Yani subliminal mesajı bırakın, ben Sayın Soylu'nun bu en son sanırım Habertürk'te evet, programdaki yaptığı canlı yayının böyle sadece segmentlerini, kısa kısa segmentlerini izledim, tamamını izlemedim. Mesaj mı verdi? Ama o segmentlerden gördüğüm aslında bütün o yayında kendisinin tek bir izleyicisi vardı. Ve bütün mesajlar öyle yayını izleyen birkaç milyon insana değildi. Bütün mesajlar tek bir kişiydi. O da Sayın Erdoğan'aydı. Ve Sayın Erdoğan da o mesajları aldı ve arkasından hemen İçişleri Bakanı'nın yanında bir tutum aldı biliyorsunuz. Mesajı aldı yani. Hı hı. Üç hafta ardından bir açıklama yapmış oldu aslında evet, o videolardan sonra. O mesajı aldı ve orada tabii bir sürü şey var, açık ya da kapalı bir sürü mesaj var. Bunlar çok üzücü. Yani mesela 17-25 Aralık'la ilgili ifadeler değil mi? Şimdi 17-25 Aralık'la ilgili resmi tutumu nedir AK Parti'nin? Bu bir komplodur. Montaj. Nokta. Şimdi ülkenin İçişleri Bakanı ta 17-25 Aralık'a döndü ve evde bulunan paralardan ve para sayma makinelerinden bahsetti. Var dedi aynı böyle bir olay yani bağlı, öyle kendine mi? Kendine bağlı bir istihbarat teşkilatı olan bir bakan bu ifadeyi kullanıyor. Bak. Çok önemli bunlar. Şimdi bunlara çok dikkat etmek lazım. Şimdi bakın sorun özünde şu var. Benim hükümette olduğum döneme bakın. Yani 2015 Ağustos'a kadar bakın. O dönemde özellikle 2013 sonrası diyelim. 2013'den sonra işler çok hızlı bozulmaya başladı. O dönemlerde böyle mafyaydı, suç örgütüydü, böyle bir şeyler duyuyor muyduk? Siyasal şiddet, siyasi şiddet diye bir şey hayatımıza var mıydı? Böyle gazeteciler sokak ortasında şiddet görecek. Siyasi partilerin üst düzey yöneticileri sokak ortasında şiddet görecek. Ve daha sonra o şiddeti elebaşı kendi kurumunda ödüllendirecek, işin başına gelecek. Böyle bir şey mümkün müydü? Niye mümkün değildi? Çünkü o dönemde biz sadece yaptıklarımızla değil, aynı zamanda yanlışları engellemek konusunda çok faaldik. Ama yanlışı engellediğiniz zaman, bir kazayı önlendiğiniz zaman bu haber olmuyor. Diyelim ki işte şurada trafik akıyor değil mi? Evet. Ya buradaki bilinçli bir şoför tedbir alır, kazayı önler ve kaza olmaz. Ama kazanın olmaması hiçbir zaman da bir haber olmaz yani. Trafik akar, devam eder. Biz o kaza önleme konusunda çok aktiftik. Ve özellikle o 2002-2007 arası, hatta 2007-2011 arası yani ikinci dönemi dedik. Yani yanlışları önlemek için çok aktif bir kadro vardı içeride. Bakanlar Kurulu'nda böyle 4-5 tane ağırlı olan arkadaşımız, efendim bunu yapamayız, şurada bir yanlış var dediğinde o yanlışta ısrar edemezdi Sayın Erdoğan. Orada durmak durumunda kalırdı. Fakat daha sonra o güç birikimi, yani 2007'ye kadarki o ekonomik güç, hatta 2011'e kadarki daha da güçlenme. 2013 ekonomik gücümüzün zirvesidir biliyorsunuz. Faizlerin %4.6'ya düştüğü, milli gelirimizin 12.600 dolara çıktığı bir yıldır. O ekonomik gücün ve uluslararası itibarın, yani benim de Dışişleri Bakanı olduğum dönemin de sonrasındaki uluslararası itibarın ve ekonomik gücün verdiği bir vurdum duymazlık, bir aşırı özgüven ve bütün bu başarının kaynağını kendi şahsında görme eğilimi pek çok hatayı beraberinde getirmeye başladı. Şu anda da işte Sayın Erdoğan ülkenin başında değil mi? Kendinde ben ekonomistim, benim alanım ekonomi diye tanımlıyor. Niye şu anda ülkenin ekonomisi berbat? Niye dolar kuru bugün 8.7? Niye faiz Avrupa'nın en yüksek faizi, dünyanın 7. büyük faizi, %19 Merkez Bankası'nın faizi? 4 tane Merkez Bankası başkanı değiştirdi. 4. başkan 3 aydır hala faizi indirmiyor. Niye? Çünkü kendi başına kaldığı zaman aslında bilmediğini görüyoruz. Bize imreniyorlar dedi siyasi efendim, lider, Cumhurbaşkanı. Bir siyasi lider her konuyu bilmeyebilir ama önemli olan nedir? Bilmediğini bilecek. Ya ben bu konuyu bilmiyorum diyecek ve bilenlerle çalışacak. Şimdi kendi bilmiyor. Bilenlerle de çalışmadığı için
yat deyince yat, kalk deyince kalk. Böyle emir kulu profillerle çalıştığı için hiçbir konuda çözüm üretilemiyor şu anda ülkede. Ekonomide de durum böyle, adalette de öyle, güvenlikte de öyle, her alanda öyle. Şimdi o dönemde mesela sağlam duran İçişleri Bakanları olduğu zaman, sağlam duran Adalet Bakanları olduğu zaman ülkede bunlara göz açtırılmaz. Bakın bu iş yukarıdan aşağıya başlar. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı masaya yumruğunu vurup kardeşim ben bu ülkede suç örgütü istemem, bunların alanını kapatacaksınız, bunlara hayat hakkı tanımayacaksınız desin, minimize olur bunlar. Sıfırlanmayabilir bakın, orada da gerçekçi olmamız lazım. Bugün en ileri demokrasilerde, en ileri hukuk devleti niteliği taşıyan ülkelerde dahi bu tür örgütler minimal düzeyde de var olur. Ama alanları çok dardır. Böyle başlarını kaldırdıkları zaman hemen tepelerine çekiç iner. Alanları dardır, faaliyetleri küçük olmak zorundadır. Ama Türkiye'de öyle değil. Bunlara alan açılıyor. Hatta o geniş alan bunlar arasında paylaştırılıyor. Sonra bu paylaştırılan alan arasında menfaat çatışması başlıyor. Yani şu son olanları da biraz ona da bağlamak lazım. Yani belli ki bu suç örgütleri alanları, onların arkasındaki siyasetçiler, büyük menfaatler var. Bunlar paylaşılamadığı için de işte kimi bugünün in örgütü oluyor. Hani in out kavramı vardır ya hani in. Bugünün şimdi in örgütleri var. İşte hapisten çıkanlar, özel yasal düzenlemeler çıkarılanlar, alan açılanlar. Bir de alan açıldığı zaman kardeşim sana bu alan kalmadı deyip yurt dışına çıkmak zorunda kalanlar. Onlar da out örgütler diye tanımlayabiliriz belki. In örgütler, out örgütler. Şimdi ama sonuçta bu örgütlerin, bu suç örgütlerin cirit attığı bir ülke ise Türkiye. Ben ülkem adına buna çok üzülüyorum. Ama daha da çok gençlerimiz için, çocuklarımız için üzülüyorum. Çünkü onların hepsi takip ediyor bunu. Hepsi görüyor. Bakın ben bugüne kadar 50'nin üzerinde ile gittim. Sadece şu son 4 haftada yani İzmir'di, Bursa'ydı, Adana'ydı, Mersin, Konya, Kars, Ardahan her yeri dolaşıyoruz bakın. Yarın Afyonkarahisar'da olacağım. Ertesi gün İzmir'in kırsal bölgesinde, sonraki gün İzmir merkezde, daha sonra Balıkesir'in ilçelerinde olacağım. Her yeri geziyoruz ve gittiğimiz her yerde önümüzü gençler kesiyor. Daha cumartesi günü Sincan'da, Ankara'nın Sincan ilçesinde. Kaç yerde önümüzü gençler kesti. Diyorlar ki biz üzülüyoruz, biz korkuyoruz ve kaçmak istiyoruz. Peki burada gençlere bir pencere açarsak, bu arada bir son dakika geçiyor, evet, onu da söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi HDP iddianamesini kabul etmiş. Belki ona da gireriz mutlaka. Biliyorsunuz işte bir gerekçeyle iade edilmişti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na. O gerekçeler dikkate alındı mı alınmadı mı diye tartışılırken bir kez daha dosya gitti. Şimdi Anayasa Mahkemesi raportör kararından sonra ya da raporundan sonra iddianameyi kabul etmiş. Ona mutlaka bakarız ama gençler özellikle 20'li yaşlar, Z kuşağı olarak adlandırdığımız gençler AKP iktidarıyla adeta büyüdüler. İşte Sayın Erdoğan figürüyle genç yaşa eriştiler, seçmen oldular ve Türkiye'nin de gerçek manada hani böyle yönetildiği fikrine sahipler. Gençler ilgililer ama özellikle gençlere ne aktarıyorsunuz? Aslında bu değil doğrusu derken zorlanıyor musunuz? Çünkü gördüğü bir iktidar, bir hükümet var, bir siyasi figür var. Orada bir zorluk yaşıyor musunuz? Şöyle yaşına bağlı. Yaşına bağlı. Yani şöyle bir 25 yaş ve üstü gençler. Bir daha önceki iktidar dönemleriyle ilgili az çok fikir sahibi olabiliyorlar. İkincisi de zamanında Türkiye'nin hem ekonomide hem dış politikada, adalette çok başarılı olduğu dönemi iyi biliyorlar. Özellikle o bizim hani 2002-2007 dönemini biliyorlar. O 2013'teki zirveyi biliyorlar. Dolayısıyla bu ülke iyi yönetildiğinde, dürüst ve ehil kadrolar iş başında olduğunda sorunların çözülebileceğini o yaş grubu iyi biliyor. Ama şu anda lisede okuyan öğrencilerimiz mesela. Yani onlar o başarılı dönemleri de çok hatırlamıyorlar. Çünkü o başarılı dönemler onların siyaseti takip etmedikleri yaşlar. Dolayısıyla öyle lise grubunda zannediyorlar ki bu ülkenin kaderi bu. Ve bu ülke hiçbir zaman düzelmez. Tarih tekerrür edip durur. Dolayısıyla biz bu ülkede yaşamamalıyız. Kendimize başka bir ülkede yarınlarımızı hazırlamalıyız. Psikolojisinde bunun haklı olarak çocuklar. Biz onlara hep onu hatırlatıyoruz. Ya, öyle değil diyoruz bakın. Daha yakın tarihimizde düzgün insanlar iş başındayken Türkiye ekonomide büyük bir başarı örneği oldu. Bütün dünya basını, o 2008-2009 krizi sonrası hatırlıyorsanız, gazetelerde birinci sayfa manşetlik, dergi kapaklarında Türkiye vardı. Türkiye başarısını bütün dünya konuşuyordu. Yani benim katıldığım Davos toplantılarında, o yıllarda, Türkiye yıldız ülke olarak
hep lanse ediliyordu. Hatta o büyük oturumlardan bir tanesinde en büyük salon vardı, yaklaşık 1000 kişilik Davos'a ben yıllarca gittim. Orada konuşmacı olarak katıldığımda bugün Financial Times'ın başyazarı, hala başyazar Martin Wolf, moderatör bana dedi ki Türkiye dedi büyük bir başarı örneği oldu ama Avrupa'da durum çok kötü. Avrupa'nın sizden ders alması gerekiyor dedi. Avrupa'ya hangi dersleri vermek istersiniz dedi. Ve o günkü dünya basınında konu bu. O günkü Türkiye'nin gazete manşetleri bu. Efendim, ama araya çok önemli girmek istiyorum. Çünkü o dönemleri bilmediği için yani lise ve 6 yaş ya galiba hiç olmayacak bir Türkiye. Halbuki iyi yönetildiğinde düzeliyor yani. Gençlerle ilgili ayrıca devam edin ama hemen o araya şunu sıkıştıralım o zaman. Şimdi siz gittiğimizde diyorsunuz bize böyle derlerdi. Cumhurbaşkanı da diyor ki yurt dışına gittiğimizde geçmişte bizim ülkemiz niye böyle değil derdik diyor. Şimdi onlar buraya geldikleri zaman diyorlar ki bizim ülkemiz niye Türkiye gibi değil? Bize imreniyorlar diyor. Hani siz geçmişi anlattığınızda tam tersini söylemiş oluyor şu durumda. Türkiye'nin imrenilecek bir yeri var mı? Nereye var? Şöyle benim anlattığım yıllar Türkiye'nin zirvede oldu. Yani Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun çok kıymetli olduğu yıllar. Yani Avrupalı iş adamlarının gelip bizden pasaport istediği, vatandaşlık istediği yıllardan bahsediyoruz. O emeklilerimizin böyle 4-5 aylık maaşıyla böyle bir haftalık Avrupa tatili yapabildiği dönemden bahsediyoruz. Gençlerimizin harçlıklarını biriktirip trenle de olsa böyle sırt çantasıyla Avrupa turu yapabildiği dönemlerden bahsediyoruz. Bak daha yeni geçen hafta bir emeklimiz diyor, bir aylık emekli maaşımla 6 çeyrek altın alırım diyor. Şu anda 3 çeyrek altın alabiliyorum diyor. Yani satın alma gücü altın olarak yarı yarıya düşmüş. Dolayısıyla insanlarımız, belli bir yaşın üstündeki vatandaşlarımız o güzel dönemleri yaşamış, onun hafızası var. Oradaki sebep-sonuç ilişkisinde kurduğunda belki onlar daha ümitli. Ama Türkiye'nin bugün geldiği durum, yani Sayın Erdoğan'ın yeni bir ifadesi. O işte yani dünyanın ve Türkiye'nin gerçekliklerinden ne kadar koptuğunun bir ifadesi. Hangi ülke bize imreniyormuş ben merak ediyorum doğrusu. Yani parası pul olan, traktör çiftçisinin traktörüne haciz gelen, gübre fiyatlarının, ilaç fiyatlarının, yem fiyatlarının bir yılda %100'den daha fazla arttığı, tarımsal üretimin azaldığı, çiftçinin en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı, esnafın bir zamanlar mahallenin finansörü olan alacak defteriyle mahallenin finansörü olan esnafın zekat isteme durumuna düştüğü bir ülkeye mi imrenecek yabancılar? Ama Sayın Erdoğan bunları görmüyor. O zannediyor ki hani o Azerbaycan'dan gelen bir video vardı otobüs içerisinde çekilmiş yerde. Video. Onlar her yerde. Ne diyorsun? Etrafı öyle ne diyor? Beni sabah şantiyeden aradı diyor. Demek ki bu ne demek? İlişkide olunduğu insanlar, kontakta olduğu insanların büyük bir ağırlığın işi yerinde. Yani etrafındaki 3-5 kişi zengin olunca zannediyor ki bütün Türkiye zenginleşti. Öyle değil. Bakın geçenlerde mecliste bir ifade kullandı. Açlık açlık deyip duyuyorlar dedi ya. İnkar ediyor durumu, inkar ediyor. Nankörlük diye tanımlıyor. Siz doyuruverin aç varsa memlekette diyor. Bakın ifadelere bakın. Halbuki ben gözümle kaç şehir merkezinde gördüm. Hem de sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin yüksek olduğu şehirlerin merkezinde çöplerden, konteynerlardan yiyecek toplayan vatandaşlarımızı gördüm. Bizzat şahit oldum. Kaç ilde? Bu Türkiye'nin bir gerçeği. Pazarlar, bakın eskiden pazarlar mesela farklı saatlerde yoğun olurdu. Şimdi pazarların yoğunluğu akşam saatlerine doğru kaydı. Niye? Akşam saatlerinde ürünler ucuzlasın öyle alayım. Bayat ekmekleri marketlerden toplayıp vatandaşa birkaç kuruş daha ucuza satan satış sistemleri oluştu. Çünkü taze ekmek almaya vatandaşımız parası yetmiyor. Akşam bayatlamış ekmek 20 kuruş 30 kuruş daha ucuz diye gidiyor o ekmeği alıyor. Bunlar Türkiye'nin gerçeği. Ama Sayın Erdoğan Türkiye'nin gerçeklerinden artık koptuğu için zaten yanlışları bir türlü düzeltemiyor. Gerçeklerden koptuğu için Türkiye'yi hala imrenilen bir ülke olarak lanse etmeye çalışıyor. Ha şu da var ki bakın Türkiye küçülmüş haliyle bile dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisi şu anda. Küçülmüş ekonomimiz bile 20 ekonomiden birisi. Ve 84 milyonluk bir ülke. Gerçekten bu ülkenin potansiyeli çok büyük. Bunu da herkes görüyor. Biz yerli ya da uluslararası bütün yatırımcılarla sürekli temas halindeyiz. Küçücük bir ışık görsünler. Küçücük bir ışık. Yani bir ümit görsünler şöyle. Ya bu ülke galiba toparlayacak diye. Hem kendi insanımız o dışarıda tuttuğu ya da yastık altında tuttuğu birikimlerini anında ortaya çıkarır. Hem de uluslararası yatırımcıların borç olarak değil bakın, sermaye olarak, kalıcı olarak
Türkiye'ye para getirdiğini görürsünüz. Böyle bir güven var mı onların şu anda açısından yok. Şu an yok. Onun için evet, olmuyor. Ama ışık olmuyor. Gördükleri anda bunun hepsi gelir. Yani öyle de büyük bir potansiyelimiz var ama potansiyel kullanılamıyor. O zaman bir kısa ara verelim. Bir çayları tazeleyelim. Çayların tazelenmesinin ardından sohbete devam edelim. Ekonomi var. Dışarıdan Türkiye'ye bakış var. HDP ile ilgili son dakika saldırılar bilgisi var. Saldırılar var. Toplumsal huzurla ve barışla ilgili sıkıntıların yaşandığı. Şimdi bir Sayın Ali Babacan'ın isteği Mihriban türküsüyle bir ara verelim. Ardından devam edelim. Efendim ortak yayınımıza Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'la devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Şöyle bu ara esnasında Mihriban'ı dinleyelim. Sonrasında siyasetin yoğunluğuna geri döneceğiz. Yayın İç Anadolu'dan Ankara'dan olunca sordunuz ilk aklıma o geldi. Başka şey de olabilir ama tabii sizin ya. Yok estağfurullah. Gayet de güzel bir türkü. Hepimiz de çok severiz. Efendim o zaman bir Mihriban'la ara verelim. Sonra devam edelim. Sarı saçlarına deli gönlüm bağlamışım çözülmüyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme, görmeyince sezilmiyor Ayrılıktan zor belleme, ölümü görmeyince sezilmiyor Mihriban.
her nesnenin bir bitimi var ama, var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban, mihriban, mihriban. Gazeteciler Elif Doğan Şentürk ve Savaş Kerimoğlu soracak. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yanıtlayacak. Siyasetten ekonomi geçmiş politikaya. Gündemin tüm başlıklarının sunacağı liderler özel programı 21 Haziran saat 10.30'da Halk Radyo'da. Efendim, Liderler Özel Programı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ı ağırlıyoruz. Ortak yayında Radyo Vizyon, Radyo Harman, Özgür Radyo, Halk Radyo olarak yayındayız. KRT Televizyonu programcısı Elif Doğan Şentürk de bizlerle beraber. Ben Savaş Kerimoğlu. Sayın Babacan'la gündemin sıcak başlıklarını konuşuyoruz. Tabii ki konu konuyu açıyor. Hemen her başlığa değiniyoruz. Yani 90'lara kadar gittik. 2000'lere geldik. Şimdi önümüzdeki yıllara da bakıyoruz. Yani özellikle Sayın Babacan bir maç benzetmesi de yaptı. Uzatılan bir maç var. Düdük de maçın hakeminde, hakem de aynı zamanda takımın teknik direktörü diye bir tanımlama yaptı. Efendim şimdi düdük ortak... Nasıl çalınacak o zaman? Ha, o düdük nasıl çalınır her şeyden önce? Allah'tan anayasal bir tarih var. 2023 Haziran. Yoksa düdük de kaybolur diyorsunuz. Yani özellikle uluslararası yatırımcılar ve hatta kendi iş dünyamızın bana en çok sorduğu soru o. Şimdi siyaset çevreler ve böyle yaptığımız programlarda hep bana erken seçimi soruyorlar. Ama iş dünyası ya acaba 2023 Haziran'da seçim olur mu diye soruyor. Bakın, geldiğimiz noktaya bakın. Yani bir şekilde anayasal süre dolduğu halde yine de ondan da öteye bir uzatma gayreti olur mu diye soruyorlar. Böyle endişeler var mı? Kesinlikle var. Özellikle iş dünyasında çok hakim. Ya diyorlar, niye bıraksın ki diyorlar. Yani bütün güç elinde, her şey elinde yani. Niye bıraksın? 2023 Haziran'ı anayasanın gösterdiği bir tarih. Anayasa yani hani... Gerekçeleri bulunabilir bir şekilde. Şöyle ya da böyle. Böyle korku var. Ama ben bu soruyu soranlara hep şunu söylüyorum açık bir şekilde. Bakın, Türkiye'de demokrasimiz çok hasta diyorum. Çok hasta. Ama ölmedi. Demokrasinin kalbi hala atıyor. Ve bu nabız attığı sürece, bu kalp attığı sürece hiç korkmayın. En geç 2023'ün Haziran'ında bu seçim olur diyorum. Bir de tabii toplumsal hissiyat. Bu da çok önemli. Yani hiçbir lider, isterseniz en otokrat uçta olsun, hatta bir monarşi, yani şu anda işte hemen yakın coğrafyamızda bir sürü monarşi var yani. Seçim olmuyor ülkede. Hani bir aile yönetiyor. Onlarca yıldır yönetiyor. Kaç tane ülke var öyle. Onlar dahi vatandaşının eğilimlerini, vatandaşın hissiyatını takip etmek zorundadır. Bir monarşi dahi halka rağmen böyle uzun süre yanlışlara devam edemez. O halkın gücü ayrı bir güçtür. Halk duyuluyor mu peki şu an sizce Beştepe'den? Ya da Beştepe'ye taşınmak, Beştepe gibi bir olgu yaratmak ne kadar doğruydu? Ya sistem işte Beştepe dediğimiz aslında 2017'deki anayasa, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle biraz orada sembolleşti yani. Aslında Beştepe'nin ilk inşaatı başlarken Başbakanlık Hizmet Binası diye başladı. Evet. Yani ilk başlangıcı oydu. Başbakanlık Hizmet Binası diye başladı. Bütün devlet kayıtlarında öyledir. Ama Sayın Davutoğlu'nun başbakan olduğu gün ben yanındaydım. Sayın Erdoğan'dan bir telefon geldi. Dedi ki ya biz oraya cumhurbaşkanlığı yapacağız. Baştan böyle kurgulanmış belli. Zaten ben inşaatı ilk gördüğümde böyle uzaktan ya dedim burası böyle başbakanlık falan. Burası dedim başkanlık sarayı dedim. Yakın arkadaşlarıma dedim bu inşaat böyle bir başbakanlık binası falan değil. Başkanlık sarayı. Ve çok özel yöntemlerle böyle bütçe dışı yöntemlerle falan yapıldı orası yani. Bir normal böyle bir ihale süreçleri falan filan öyle değil yani. Neden de itibardan tasarruf olmaz dendi değil mi? O dönem evet. Tabii ki sarayda oturacağız. Tabii ki 100 araçlık konvoyumuz olacak. Tabii ki 8 tane devlet uçağıyla Kıbrıs'a gideceğiz. Bu itibar meselesidir dendi. Ya ben tabii şurada büyük bir çelişki görüyorum. Yani bu kadar devletin itibarını önemseyip itibardan, masraftan kaçınmayan bir zihniyetin şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarı bir mesele değil mi? Bu hükümetin bazı üyeleriyle olan iddialar, ithamlar.
Böyle bir itibar meselesinde nasıl suskun kalıyor? Bir televizyon kanalı, bir gazeteciyi işten çıkartmak durumunda kaldı. Çünkü ortaya saçılan iddialardan küçücük bir tanesi, çünkü o kadar büyük şey var, küçücük bir tanesi bir medya mensubunu ilgilendirdiği için derhal hemen oradan ayrılması istendi ve ayrıldı. Çünkü bizim kanalımızın itibarını bu olumsuz etkilerdendi. Ya onun kaç misli iddialar var bir hükümet üyesiyle ilgili. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletin itibarı ve üstelik ülkenin iç güvenliğinin teslim edildiği bir pozisyondan bahsediyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Cumhurbaşkanı suspus. Eğer mesele bırakmalı mı? Yani mesele itibar meselesi ise, bu ülkenin itibar meselesi ise, itibarı leke gelirdiği anında yapılması gereken pek çok şey var yani. Yani susurluk olayından 5 gün sonra o gün İçişleri Bakanı gereğini yaptı. Çünkü şöyle bir sorun var. Yani İçişleri Bakanı'nın kendi şahsıyla ilgili bir sorun olduğu zaman bir ülkede kolluk kuvvetler ona bağlı. Şimdi ben kendimi gidip şikayet edeceğim de dese, kendi gidip de süreç de başlasa, kim Türkiye'de adli kolluk kuvvetleri İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Bizim yargı sistemimizin bağımsız bir kolluk kuvveti yok. Ve üstelik özellikle bu 17-25 Aralık vakasından sonra ve 15 Temmuz'dan sonra, yani yargının böyle otonom bir şekilde yapabileceği işlerle alakalı bir sürü emniyet subabı oluşturuldu ki kolluk kuvvetleri orada bir yere bağlı kalsın. Hı. Şimdi o sistemin başındaki bir kişiye yani nasıl? İşte orada da düdük herhalde birinin yani elinde. Yine aynı tanımlamayı yapabiliriz o zaman. Düdük şu anda tek kişinin elinde. Yok yani şeyde o adli kolla ilgili olarak atılacak bir adım varsa tabii, bu maçın hakemi ve düdüğü de bir kişide. Evet evet. Mesela bakın 17-25 Aralık'ı bir hatırlayalım değil mi? 4 bakanla ilgili iddialar vardı. Hemen birkaç gün sonra 4'ü birden görevden alındı değil mi? O 4 bakanın 4'ü birden görevden alındı. Ve ondan sonra da bu kumpastı dendi. İşte bu tapeler montaj dendi. Şuydu buydu ama anda önce bir görevden alındı. Çünkü o gün İçişleri Bakanı da adı vardı. Yani çünkü olmaz. Şimdi demokraside, hukuk devletinde böyle bir konu gündeme geldiği anda geriye hemen yapılır geriye yani. Hiç değilse ama soruşturmanın selameti için hani öyle de bir şey vardır yani evet, kavram var yani öyle bir adım atma imkanı var. Soruşturmanın selameti açısından. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde şimdi anayasanın ilgili maddesi diyor ki Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlarla ilgili olarak herhangi bir adım atılamaz. Yani görevinde ya da görevinden sonra diye. Ama meclis sizde az önce ifade ettiğiniz ilk bölümde meclis soruşturması diye bir şey var. 301 milletvekiline ihtiyaç var. O kadar. Ama meclisin de çok pasif olduğunu ya da bu konuya çok yoğunlaşmadığını hatta meclisin itibarıyla ilgili mafyadan ayda 10 bin dolar alan siyasetçi ifadesiyle bile harekete geçmemesi çok tartışılıyor. Eskiden evet. Gensoru en azından hani başlayan evet. Bir süreç vardı. Şimdi. Gensoru tamamen kaldırıldı biliyorsunuz. Tamamen kaldırıldı. Gensoru, evet. Gensoru sistemi yok. Bir de tabii genelde yani bu hani meclisteki ilk o milletvekili adayları nasıl tespit ediliyor? Neye göre şekilleniyor? Ve yeni sistemle beraber mesela bütçe değil mi? Şimdi bütçe en önemli güven oyu mekanizmasıydı. Her sene biz bütçeyi meclise sunar. Ben 11 sene bütçe yaptım. 11 sene. O ülkenin en iyi dönemlerinde. En güçlü dönemlerimizde. Meclise sunardık ve o bütçenin günü de geçmesini çok önemserdik. Çünkü bütçe geçmezse hükümet düşerdi. Tabii. Ondan korkardık yani. Güven oyunun bir şimdi, net hali. Evet ve her yıl güven tazelemesi yapıyorsunuz. Hı. Gidiyor bütün bakanlar kendi çalışma alanlarıyla ilgili yaptıklarını, yapacaklarını önce plan bütçe komisyonunda anlatıyorlar. Orada bütün basın var. Muhalefet milletvekilleri var. Toplu 40 kişilik bir komisyon yani. Hı hı. Böyle interaktif bir ortam. Hı. Yani her bakan o plan bütçe komisyonu görüşmesini çok önemserdi kendisiyle ilgili. Genel kurulda iyice tartışılırdı. Ve geçmezse olur da hani iktidar milletvekillerinden de kızan, farklı yönde oy kullanan olursa geçmez ve hükümet düşer diye herkes çok korkardı. Şimdi bütçeyi meclisten geçirme zorunluluğu yok. Bütçe meclisten geçmezse Yeniden değerleme oranı yürünüyor. Yeniden değerleme oranı da uyma mecburiyeti de yok. Çünkü bütçe ödeneği üzerinde harcamanın önünde hiçbir engel yok şu anda. Bakın yıl sonu bütçe gerçekleşmelerine bakın bir de bütçeye bakın. Pek çok kalemde ödeneğin çok üzerinde harcama göreceksiniz. Ödeneğin üzerinde harcama yapmayı önleyen bir mekanizma yok şu anda yani. Yok. Halbuki ta 1215'ten bu yana meclislerin en önemli varlık sebebi bütçe hakkıdır. Bütçe hakkı. Bütçe hakkı meclisindir denir. Çok temel bir evrensel hukuk kuralı bu. Bütçe hakkı meclisindir. Yani evrensel hukukun en temel hakkı olarak meclise tanınan konu bütçe hakkı 2017 referandumuyla meclisin elinden alınmış oldu şu anda. Gerçekten şu andaki sistem aslında
Yani freni olmayan bir otobüsün gidişi gibi. Hı hı. Yani otobüs gidiyor. Yol düşse sorun yok. Ama yokuş aşağı, virajlı falan bir yola girildiği anda frensiz bir otobüsün kaza yapması nasıl mukadderse Türkiye'de de kaza arkasına kaza yaşıyoruz aslında. Siz küçük bir sürü kaza yaşıyoruz. Monarşi dediniz mesela işte kitaplara bakıldığında şimdi monarşiye baktığımızda işte devletin bir yönetimsel aile tarafından aile yönetimini tarif eder. Evet. Şimdi bu sisteme ne demek lazım o zaman? Yani başkanlık sistemi desek olmuyor tarifinize göre. Sistemin adını ne koyarsınız? Şu anki sistemin. Ya şu andaki aslında tam bir sistemsizlik yani. Adına sistem demek bile teorik açıdan baktığımızda doğru değil. Yani sistem nedir? O sistem kendi içinde, kendi kuralıyla işleyen bir şeydir. Şu andaki koyulan kurallara da uymuyor ki. Yani şu andaki sistemin kurallarına da uymayabiliyor. Rahatlıkla kurallar çiğnenebiliyor. Hukuk rahatlıkla çiğnenebiliyor. Tam da bir sistemsizlik şu anda aslında Türkiye'nin içinde geçmekte olduğu. Sistemsizliği. Kesinlikle. Öyle. Peki buradan bir sıcak başlığa, evet, HDP konusuna bir geçelim isteriz. Çünkü özellikle son dönemde legal siyaset içerisinde kalma çabasındayız diyen bir HDP, bizi kriminalize eden bir yapı vurgusu HDP cephesinden. Geçtiğimiz hafta İzmir'de yaşanan bir silahlı saldırı, onun arkasında ne var ne yok araştırılacak mesajları, HDP'ye de kapatma davasının tekrar gündeme gelmesi ve Anayasa Mahkemesi de kabulüne karar verdi. HDP kapatılmalı mı ya da HDP kapatma davasıyla ilgili Deva Partisi ne düşünüyor? Şimdi öncelikle bir hukuk devletinin gereği ve hukukun üstünlüğü ilkesinin gereği neyse o yapılmalı. Bu çok önemli. Biz bu tür davaların yani siyasi içerikli davaların maalesef hükümetin ve hükümet başkanının yoğun etkisi altında sürdüğünü maalesef görüyoruz. Yani yargı siyasi içerikli davaların hiçbirisini bağımsız şekilde götüremiyor. Sürekli sinyal bekliyor. Tabii Anayasa Mahkemesi biraz farklı. Bu gerçekten bir üst mahkeme. Ve Anayasa Mahkemesi'nin üye yapısına baktığımızda orada da kendi içinde belli dengeler var. Yani üye yapısına baktığımızda. Şimdi tabii ki herkes şimdi merakla izleyecek Anayasa Mahkemesi'nin bu konuya nasıl yaklaştığını. İlk başvuru bir reddedildi biliyorsunuz ama usulden reddedildi. Evet. Çünkü belli ki bu süreç bir siyasi talimatla başladı. Orası kesin. Yani siyasi talimatla başladığı için ne var ne yoksa işte çantada, dosyada hepsini bir çuvala doldurdular, gönderdiler. Dava açıyoruz diye. Sonra o çuvalı dosyayı bir açtılar. Dediler ya bununla dava açılmaz kardeşim. Bunu alın. Tekrar hiç olmazsa şu evrakları bir sıraya dizin. Bir gerekçe yazın. Doğrusu yine öyle gönderin dediler. Yani ben açık açık söylüyorum hani şey değil. Bunlar biliyorsunuz hiç olmazsa usulde hata yapmayın dediler. E tabi siyasi baskı olunca hemen yarın dava açacaksın deyince ne yapsın işte o savcılık makamı da apar topar el ayağına dolaşmış belli ki usulden bir reddedildi. Tamam. Şimdi usulen dosyalar daha doğru düzgün herhalde düzenlenmiş ki bu sefer dava kabul edildi ve süreç başladı. Şimdi burada süreçte bizim parti olarak duruşumuz şu. Suçun kişiselliğinden hep hareket etmek gerektiğini düşünüyoruz biz. Yani suç kişiseldir ve şahıslarla ilgilidir. Şahıslarla ilgili gerçekten şiddet söz konusuysa, şiddeti teşvik söz konusuysa, nefret suçu söz konusuysa bunlar yargı önünde hesap vermelidir ve en ağır yaptırımlarla da karşı karşıya kalmalıdırlar. Suçun şahsiliği çok önemli kavram. Ama bir de kurum olarak bir siyasi partinin cezalandırılıp cezalandırılmaması, kapatılıp kapatılmaması apayrı bir konu. Biliyorsunuz AK Parti ile ilgili vaktinde kapatma davası açıldığında Sayın Erdoğan o dönem başbakan şöyle sık sık tekrar ettiği bir ifade vardı. Anayasaya bir madde eklenmeli. Partilerin kapatılması teklif dahi edilemez maddesi eklenmeli diye. Kaç defa söyledi hatırlıyorsunuz evet, o dönem. Evet. Ha. Teklif dahi edilememeli diye. Şimdi söz konusu iktidar partisi olunca AK Parti olunca böyle bir iddiayla ortaya çıkıp daha sonra da farklı bir şeyi savunmak tutarlı bir davranış değil. Bizim parti olarak tutumumuz açık. Biz siyasi partilerin kapatılma cezasıyla karşı karşıya kalmasına karşıyız. Ancak partilerin mensuplarının, yöneticilerinin hukuk karşısında her an hesap vermeye hazır olmaları ve suç işliyorlarsa bu suçun da gereği cezayı çekmelerinin gerektiğini de düşünüyoruz. Yani tabela şimdi cezalandırılmamalı. Aynen öyle. Çünkü tabela değiştirmekten kolay bir şey yok. Çünkü Türkiye'de evet yani o tam yani HDP gelecek. Ya da HDP'nin temsil ettiği siyasi çizginin
Emeliyatına baktığınızda yani defalar harfler değişmiş yani. Harfler değişmiş. Harfin birisi öne bir arkaya konuyor. Bir, yani şimdi yeniden bir, böyle bir şey. Yani yeniden bir tüzel kişilik oluşturmak gene. Yani bu, bunlarla devlet olarak yanlış yöntemlerdir bunlar. Siz kişilerle bakın. Kişiler suç işliyor mu işlemiyor mu? Özellikle PKK terör örgütü burada. Bakın biz sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunu terör örgütü olarak görmüyoruz. Tanımlamıyoruz. Bugün Avrupa Birliği'nin resmen terör örgütü olarak tanımladığı bir örgüttür bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmen terör örgütü olarak tanımladığı bir örgüttür. Şimdi PKK ile mücadelenin mutlaka amansız bir şekilde devam etmesi lazım. Ama bu da sadece böyle güvenlik tedbirleriyle olmaz. Sadece ülkemiz sınırları içerisindeki teröristleri teker teker elimine etmekle, teker teker etkisiz hale getirmekle terörle mücadelede başarılı olamazsınız. Yani teröristleri etkisiz hale getirerek terörü bitiremezsiniz. Çünkü bu mesele bölgesel bir meseledir. Evet. İran, Suriye, Irak bu örgüt buraların hepsinde vardır. Siz bu örgütü topyekün yalnızlaştırabiliyor musunuz? Bütün bu ülkelerle ortak bir hareket zemini bulabiliyor musunuz? Komşu bütün ülkelerle kavgalı olup, herkese e-naraları çekip, ondan sonra o ülkelerle bir araya gelip, ya şu örgütle nasıl mücadele edeceğiz? Zaten konuşamıyor. Konuşamıyorlar. Sorun da özünde bu var. Herkesle kavga edip, daha sonra terör örgütüyle mücadelede başarısız oluyorlar. Örgütün hala kökü kazınamadı. Bitmedi yani. Hala var. Halbuki bunun varlık sebebine inmek lazım. Bunların destek unsurlarını iyi incelemek lazım. Ta uzaklardan gelip bu örgüte destek verenlerin motivasyonu nedir? O ülkelerin istihbarat örgütleri niye bu örgütle bu kadar yakın? Bunları iyi analiz etmek lazım. Bunların varlık sebebini ortadan kaldırmak lazım. Kök sebeplere inmek lazım. Şu andaki hükümetin yaptığı tamamen kendi ülkemiz sınırları içerisinde sınırlı sayıda teröristi elimine edip etkisiz hale getirip bununla terörle mücadele yapıyorum diye içeriye durmadan propaganda yapmak. Bitti mi peki bu örgüt? Bitmedi. Suriye'de var mı? Hem de nasıl var. Irak'ta var mı? Hem de nasıl var. İran'da var mı? Evet. Hem de nasıl var? Oralarda ilgili bir şey yapamadıktan sonra sadece Türkiye ayağıyla çözemezsiniz gibi sorunu. Bir de ülkemizin sınırları zaten çok zor bir coğrafya. Yani hudutların çok zor. Geçişkenlik var burada. Bunları görmek lazım. Efendim, son... Yani şunun için söylüyorum. Bu terör örgütünün Türkiye'deki siyasetin üzerinde bir gölge olması bu da kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye'de siyaset meşru demokratik zeminde yapılmalı. Bu demokratik kaymaya sebebiyet vermiyor mu bu kapatma davaları? Yani ben legal siyasette kalmak istiyorum diyen bir HDP ısrarla terörle iltisak, terörle ilişkilendirme, işte şunu yaptın, şunu söyledin. Bir de düşünce ve ifade özgürlüğü diye bir durum var. Bir eyleme dönüşmediyse İşte eğer tam da onun için biz yani siyasi partilerin kurum olarak cezalandırmasına, yani tüzel kişilik olarak cezalandırmasına onun için karşıyız. Yani bu iş sadece hukuk süreci olacaksa ki Anayasa Mahkemesi'nin görevi odur. Anayasa Mahkemesi bir siyasi değerlendirme yapmaz. Yapmamalı. Yapmaz mı peki o, atamalara baktığımızda şimdi? Son dönemde gelen işte atamalar. Yapmaz Sayın Bahçeli'nin çıkışları. Ben dedim yapmaz dedim. Sonra geldi. Yapmamalı dedim. Onu o cümleyi bilerek kurdum. Yani teoride Anayasa Mahkemesi'nin anayasadaki yeri, konumu siyasi bir değerlendirme yapmamasını gerektirir. Ama siyasi değerlendirme yapacak üyeler varsa da biz buna üzülürüz. Yani gerçekten hukuk perspektiften bakılması lazım ve kişi kişi değerlendirmesi lazım. Şahıslarla ilgili bir sürecin olması gerektiğine biz hep inanıyoruz. Bu işi daha sıhhatli bir zeminde götürür ve ülkemizin hem iç siyasi dengeler açısından hem de uluslararası perspektiften yani bölgesel perspektiften de daha iyi sonuçlar oluşturur. Ama burada en önemli olan Anayasa Mahkemesi'nin gerçekten hukuk zemininde konuyu ele almasıdır ve hükümetin Anayasa Mahkemesi'nden elini ayağını çekmesi, mahkemenin rahat çalışmasını sağlamasıdır. Hükümet yani oraya Cumhur İttifakı vurgusu mu? Çünkü Sayın Bahçeli'nin de çok fazlasıyla demokrasinin kılıcı tabii gibi ki, tabii Anayasa Mahkemesi'nin üzerinde dolandığını görüyoruz. Onlar zaten ortak zaten biliyorsunuz. Her ne kadar Sayın Bahçeli bugüne kadar bir kabine üyesi vermediyse de ki ben yani tahmin ederim ki Sayın Erdoğan MHP'li birkaç bakan olmasını çok ister kabinede, çok ister. Hani sorumluluğu paylaşmak için. Ama Sayın Bahçeli ne yapıyor? İktidarın ortaklığından menfaatim olsun ama sorumluluğuna karışmayayım diyor. Yani kere ortak, zarardan uzak durayım diyor. Onun için bakan ismi vermiyor diye tahmin ediyorum. İstek var mıdır yani?
Sayın Erdoğan arzu eder tabii çünkü bağlamış olur. Yani şimdi kara ortak zarara karışmayan bir ortaklık yapısı var. Yani bürokrasideki etki, devlet gücünü kullanma bunların hepsini sonuna kadar şu anda Sayın Bahçeli kullanıyor, yaşıyor. Ekonomide yani. Böyle bir model var mı? Kara ortak ama zarara hiç değil. Bizim çıkışçılar yokuşunda yani var mevzasında. Ticari ortaklıklarda böyle bir şey olmaz. Ticari ortaklıklarda. Yani siyaseten var herhalde. Evet, ha şu olur tabii. Yani maaşlı çalışanlarınız olabilir. Ortak olmaz ama maaşlı çalışandır yani. Ama ortaksa ticarette kara da zarara da ortak olur. Bizim bildiğimiz siyasette de öyle olması lazım ama şu andaki ortaklık farklı bir ortaklık. Artık kendi işleri bilmiyoruz yani. Biz zaten inan ya bunlar tabii izliyoruz, bakıyoruz, memleketimizin meselesi bunların hepsi ama bizim şu andaki çalışmamızın %90'ı hep Türkiye'nin yarınları. Biz bugüne kadar bakın 81 ilde 81 tane il başkanı görevlendirdik. 973 ilçemizden tam 640'ında bugün bizim ilçe başkanımız var. Sadece il ve ilçelerde yönetim kurulu üyesi sıfatı alan 12 bin arkadaşımız var. Ben geçen hafta Posof ilçesindeydim bakın. Posof, Ardahan, ben de Posof. Damal'daydım, oradan geçmişsiniz hatta. Damal'da çay da içmişsiniz. Ben evet. Cumartesi oradaydım. Evet, arkasından Hanak'taydık. Ama burası nasıl Türkiye'nin en kuzey doğu uç ilçesi ise, 3 ülkenin sınır Serhat ilçesi ise, aynı zamanda daha 2 ay önce de Şemdinli'deydim. Ve her iki ilçeye de giden ilk genel başkan benmişim. Yani orada söylediler. Biz hani ilk giden olalım falan diye bir derdimiz yoktu ama yani önemsiyoruz. Serhat illerimizi ve ilçelerimizi çok önemsiyoruz. Ve ya burası küçük ilçedir. Öyle bir şey yok. Bizim için Türkiye'nin her bir ilçesi çok kıymetli. Her bir vatandaşımız çok kıymetli. Bak bütün buralarda örgütleniyoruz. Şemdinli'de mesela. Bu İran, Irak, Türkiye'nin 3 ülkenin sınırının kesiştiği noktadır orası. Oraya da gittik. Her yere gidiyoruz. Her yerde örgütleniyoruz. Ve Türkiye'nin yarınlarıyla ilgili hazırlanıyoruz. Hem kadroyla ilgili dürüst ve işin ehli kadrolar hazırlıyoruz ve bizim bakın hukuk kadromuz, ekonomi kadromuz bunlar çok güçlü kadrolar. İşini bilen arkadaşlarımız var, işin ehli arkadaşlarımız var. Dünya ufku açık, uluslararası hukuk önemseyen, uluslararası ekonomi finansı iyi bilen. Türkiye'yi kanatlandırıp uçurmaya hazır bir ekibimiz var. Ve 90 günlük, 360 günlük eylem planları hazırlıyoruz bakın. 90 ve bu çok önemli. Yani sadece şunu yapacağız demiyoruz. Hükümet kurulduktan sonra ilk 3 ayda, 90 günde biz bunları yapacağız diye bugünden yazılı taahhüdümüzü paylaşıyoruz vatandaşlarımızla. Ki şu anda en önemli konu, evet sorunlar var ve büyük, daha da büyüyecek. Ama sorunları biz, bilmek herhalde sizin elinizde rahatlatıyor. Sorunlar çok apaçık ortada çünkü. Yani sorunları iyi biliyoruz, iyi analiz ediyoruz. Biz partimizi kurduğumuzda diyorduk ki bakın bugün ihtiyaç büyük ama bir sene sonra çok daha büyüyecek. Gerçekten oldu. Ben yine arkadaşlarıma diyorum ki bakın 2021 yılındayız. İhtiyaç çok büyük şu anda yeni bir siyasi harekete. 2022'de daha da büyüyecek diyorum. Daha da ihtiyaç büyüyecek. Çünkü sorunlar daha büyüyecek. Biz tamamen bunun hazırlığını yapıyoruz. Dürüst ve işin ehli kadrolar. İyi bir hazırlık, plan, program, proje ki günü geldiğinde vatandaşlarımız bize destek verip vatandaşımızın güvenini alıp yola çıktığımızda düğmeye basıp hemen hızlı bir şekilde icraata başlayacak şekilde hazırlanıyoruz. Ve şunu söyleyeyim bakın. Ortam çok sıkıntılı. Herkes karamsar. Kötümserlik var. Umutsuzluk var ama inanın bir kabustan, bir böyle korkulu rüyadan uyanma hızında Türkiye düzelir yani. Düzelir mi? Bunun endişesini yaşayan kesin, çok fazla var. Kesinlikle ya. Özellikle. Bakın bir ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı, sistem değiştiğinde başbakan masaya yumruğunu vursun. Kardeşim ben bu ülkede suç örgütlerine, teröre, mafyaya göz açtırmayacağım. Şu liyakat ve kadrolaşmadan da bahsediyorlar Sayın Babacan. Yani özellikle ama onun için yani, biz kadrolar hazırlıyoruz ya işte. Yani mesela onun için hazırlıyoruz. Şimdi o kadro kısmında özellikle evet. Ben bir şey soracaktım size. Şimdi şu anki oturduğunuz koltuktan yani Deva Partisi Genel Başkanı olarak ne diyelim tırnak içinde eski mahallenize mi diyelim yani bir mesaj gönderseniz hani kadro anlamında çağrı yapıyor musunuz? Mesela hiç bir araya geldiğiniz oluyor mu? İşte şu anda küskünleri var mı AK Parti içinde? Şu an hala yerimde durayım ama içten içe küskün aslında. Belki nasıl bir adım atacağını da bilmiyor. Sizin bir çağrınız ya da işte bir mesajınız Deva Partisi Genel Başkanlığı koltuğundan AK Parti'ye ne olur? Şöyle partinin yönetim kadrosuna ve örgütlerine baktığımızda çok ciddi bir duygusal kopuşu biz gözlemliyoruz. Yani artık bu işin yürümeyeceği, artık AK Parti'nin bu ülkenin sorunlarını çözemeyeceğine dair kanaat, AK Parti'nin kendi kadrolarında da çok yaygın ve hakim bir kanaat. Ama bunu çıkıp da dillendirecek bir cesaret görememiz mümkün değil yani. Çıkıp da arkadaşlar bunu söyleyemez. Niye yok peki?
Siyasi ikbal çünkü endişesi mi? İnsan kaynağı yapısı biraz ona göre değiştirildi zaman içerisinde. Hı. Mesela bizim 2002'deki meclis grubu olsa bugün 2002'deki meclis grubu olsa herkes hayır diyen herkes isyanlardaydı. Olur mu ya? Evet, böyle mi yönetilir derdi yani. Mümkün mü? Bütün bu pislik ortaya saçılacak. 2002'deki AK Parti'nin meclis grubu böyle sessiz kalacak. Mümkün mü ya? Ama ne oldu? Her sene mesela 2002 grubu çok sağlam bir gruptu. 2007 çok sağlamdı. Ama 2011'de profil değişmeye başladı. 2015-2018 derken meclis grubu zaten öyle oluşturuldu ki listeler. Yani bu bizim daha emrimizden emrimizden çıkmasın. Yat deyince yatsın, kalk deyince kalksın. Yani bu tür insan kaynağı profili özellikle tercih edildi. Ha şu da var, hala az sayıda gerçekten düzgün, dirayetli arkadaşlar var AK Parti kadrolarında. Onu da kabul etmemiz lazım. Ama sayıları çok azaldı ve etkileri azaldı. Burada bizim daha çok önemsediğimiz AK Parti kadroları ya da örgütünden öte asıl AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımız. Yani AK Parti'nin tabanı. Oy veren vatandaşlarımız. Şimdi biz onlarla Türkiye'nin her yerinde oturuyoruz, dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ve haklılar. Yani bir zamanlar gerçekten zulme isyan olarak ortaya çıkan, hukuksuzluğa isyan olarak çıkan bir hareketin bugün yani zulmü besleyen, hukuksuzluğun kaynağı olan bir hareket haline dönmesinden çok üzülüyorlar. Çünkü bir gönül bağı oluşmuş. Ya da yani yıllarca öğrenmişler. Birden saray sofralarına hani evet. O da etkiliyor mu sizce? Yani ulaşılabilirlik kuş, artık imkansız oldu. Yani şöyle Türkiye çok güçlüyken, Türkiye'nin ekonomisi iyiyken ve vatandaşların yüzü gülerken, emeklilerimizin, işçilerimizin, esnafımızın, çiftçimizin durumu iyiyken ya hak ediyor diye düşünüyorlar idi. Ama bugün kendi durumları bozulunca bu israf ve lükse karşı bir tepki de kuşkusuz var. Bir de biliyorsunuz o 2002 seçimlerindeki en önemli slogan neydi? Yolsuzlukla mücadele, yoksullukla mücadele ve yasaklarla mücadele. Yani AK Parti 3Y ile seçim kampanyasını yürüttü ve AK Parti'ye gönül vermiş vatandaşlarımız o 3Y için o desteği verdi. Ve bu ümidini de son dakikaya kadar korudu. Ama bugün bakıyor ki AK Parti tabanında ya 3Y diye bu iktidar iş başına geldi zamanında ama herhalde 3Y ile gidecekler diyorlar. Şu anda AK Parti tabanındaki siyah biraz böyle. Çünkü yoksulluk diyoruz zirvede. Bugün Dünya Bankası'nın raporlarına bakın. Mutlak yoksulluğun tekrar dirildiği bir ülkeyiz. Biz mutlak yoksulluğu sıfırlamıştık. Dünya Bankası raporlarında sıfırdı Türkiye'de yoksulluk. Mutlak yoksulluk. Şimdi tekrar ortaya çıktı. Yolsuzluk yani milyon eurolar, milyon dolarlar havalarda uçuşuyor. Yani yolsuzluk konusunda peki, iddialara hani, gelince. Yasaklar yasaklar konusunda herhalde en derin sancıyı sizin meslektaşlarınız yaşıyor değil mi? Yani bir hesaba göre, bir tahmine göre 10 bin gazeteci bu ülkede işten çıkarıldı. Sadece ve sadece hükümetin baskısı sebebiyle ve doğru haber yaptıkları için, kendi dürüst düşüncelerini okurlarıyla, yazarlarıyla, izleyicilerle paylaştıkları için 10 bin gazeteci işten çıkarıldı. Yani ters bir şey söylersem işimi kaybederim korkusuyla ülkede gazetecilik yapılabilir mi? Peki, yani yasakların bu kadar ağır bastığı bir ülkede medya özgürlüğünden bahsedebilir miyim? Yani 3Y ile gelen AK Parti 3Y ile gidecek. Öyle görünüyor. Ve gönül veren vatandaşlarımıza bu hayal kırıklığını da anlıyoruz biz. Gerçekten ciddi bir hayal kırıklığı. Çünkü biz aynı hayal kırıklığını kendimiz yaşadık. İçinde olan insanlar olarak yaşadık. Ama olabilir, bu üzüntü olabilir, hayal kırıklığı olabilir. Bunları aşıp, bu duygusal bağı aşıp gerçekçi olmak lazım. Ve ülkenin yarınları için gerçekçi çözümler üzerinde artık çalışmak lazım. Hı hı. Şimdi bütün bunları sıraladığımızda deniliyor ki işte fazla bir argüman kalmadı artık iktidarın elinde. Yani ortaya koyacak bir durum da yok deniliyor. Muhalefet bu yönde eleştiriyor. Saadet Partisi neden bu kadar önem kazanıyor Cumhurbaşkanı için sizce, Erdoğan için? Çok şimdi, önemli Saadet Partisi. Şimdi biliyorsunuz şu andaki iktidar kendi varlığını artık bir başarı üretemediği için vatandaşlarımızın o tertemiz dini duygularını ve dinimizin kutsallarını istismar ederek sürdürmeye çalışıyor. Yani iktidar gücünü artık başarı üreterek bak bana oy verin. Bu ülkede ben ekonomiyi düzelteceğim. Bu ülkede güvenliği sağlayacağım. Bu ülkede yolsuzlukla, yoksullukla mücadele edeceğim diyemediği için bu ülkenin sorunlarını çözeceğine dair artık hiçbir kredibilitesi kalmadığı için ben dindarım bakın. Onun için bana oy verin. Ne getiren bir çizgi izliyor şu anda. Dolayısıyla bu dinimizin kutsalları istismar edilmeye başladığı anda ve vatandaşımızın o tertemiz dini duyguları kullanılarak onun desteği talep edilmeye
başlandığı noktada diğer siyasi partilerin konumlaması da tabii iktidar açısından önemli oluyor. Saadet Partisi'nde çok eskiden gelen bir çizgisi var. Yani muhafazakar, dindar vatandaşlarımızın bir kısmının tercih ettiği bir siyasi parti. Dolayısıyla Saadet Partisi'nin iktidar tarafında değil de muhalefet bloğunda yer alması Cumhurbaşkanı'nın bütün bu hani dindarlık üzerinden ve din terminolojisi üzerinden götürmeye çalıştığı iktidar oyununu ciddi şekilde yaralıyor. Yani kendine kalsa ne diyor? Ümmetin liderliğinden bahsediyor. Ama eleştiren bir ümmetin bütünlüğünden bahsediyor. Şimdi bütün bu kodlar hani bizim muhafazakar vatandaşlarımıza, dindar vatandaşlarımıza bu kodlar ne demek? Yani dindarsan, muhafazakarsan tek adresi benim. Zaten ümmetsen benden başka kime oy verebilirsin ki? Gibi bir siyasi çizgiyi maalesef empoze etmeye çalışıyor. Ama vatandaşlarımız artık bu konuda daha sağduyulu. Yani vatandaşlarımızın artık duygusal kopuşu güçlü. Gönül dünyasında artık fırtınalar yaşıyorlar. Bir de şu var ki tabii bana göre bu siyasi açıdan da çok yanlış bir çizgi. Yani diyelim ki başka siyasi parti, ümmet ne demek öncelikle ümmet? Ümmet ne demek? Bizim dini, din terminolojimizde Hazreti Muhammed'e ve İslam dinine bağlı olan insanlar. Yani İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e özellikle bağlı olan ve o çizgiyi benimseyen, yaşamaya çalışan vatandaşlarımız. Şimdi ümmetin partisi, ümmetin lideri kavramını siz kullanmaya başlarsanız o zaman ne oluyor? Başka partilere oy veren vatandaşlarımızı adeta o ümmet çemberinin dışında görmeniz anlamına geliyor. Şimdi bu kabul edilebilir bir durum değil ki. Yani Saadet Partisi'nin yönetiminde gayet bunların iyi farkında. Yani gerçekten reel bazda bir siyaset çizgisi izlemeye çalışıyorlar. Yani ben Sayın Karamollaoğlu'nu herhalde en az böyle 20-25 yıldır bilirim. Ailece tanışırız. Yani ufku çok açık bir insandır. Şu andaki yönetim kadrolarının çoğuyla da yakından tanışıyoruz. Tabii formal yönetim yakından aslında o tavrını koymuş oldu bir anlamda da açıklamasıyla. Hani Oğuzhan Asil Türk üzerinden yani milli görüşte önemli bir isim olarak bilinir. Onun üzerinden mesajlar verilmeye başlandı. Bir kırılma yaratma çabası mı? Bu şekilde tabii, tabii yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ziyaretler, yaptığı görüşmeler, o parti içinden başka isimlerle yürüttüğü trafik. Yani acaba orayı şöyle bir sarsabilir miyiz, bölebilir miyiz, farklı bir şey başlar. Ben onun çabası olarak görüyorum ama tabii ki Saadet Partisi'nin kendi iç meseleleri de bizim de çok böyle dışarıdan yorumda yapmamız mümkün değil. Ben sadece hani bildiğim, tanıdığım insanlar üzerinden ve şahsi değerlendirmem olabilir. Yani orada Türkiye'nin gerçeklerini gören, gerçekten bu ülkenin menfaati nerede, vatandaşımızın menfaati nerede, onu iyi anlamış bir ekip var. Bir de şu var ki unutmayalım, yani biz tabii ki yani siyaset yaparken her açıdan ve her toplum kesimini bilmek ve her toplum kesiminin hassasiyetlerini de değerlendirmek konumundayız. Bizim inançlarımıza göre ve partimizi kurarkenki yaptığımız bütün araştırmalar ve istişarelere göre dinimizin devlet yönetiminde 3 tane ilkesi var. Bu temel ilke. Birincisi adalet. İkincisi liyakat. Üçüncüsü de istişare. O kadar. Böyle bir devlet modeli, devlet tanımı, işte şu siyasi parti şöyledir, böyledir. Böyle bir siyasi parti olursa ancak dinimizin çerçevesindedir. Öyle bir şey yok. Devlet yönetimiyle ilgili 3 tane ana ilke var. Var mı? Adalet, liyakat ve istişare. Şu anda bu 3 ilkenin 3'ü de ayaklar altında alınmış durumda. Şu andaki iktidar adaletle hareketinden bahsedebilir misiniz ya? Gittiğimiz her yerde işsizler diyor ki bana, geliyor genç işsizlerimiz diyor ki ya KPSS'den 90 alıyoruz, 95 alıyoruz, mülakatta bizi eliyorlar. Parti üyelik kartı soruyorlar. Sordukları sorular tamamen ideolojik sorular. Yani hükümetin politikalarına yakın mısın, değil misin onu anlamaya çalışacak sorular soruyorlar bize ve ha bunun biraz muhalif hisleri var diye anladıkları anda biz mülakatta kazanamıyoruz, elenmek zorunda kalıyoruz diyorlar. Adalet bu mu? Sosyal yardım, sosyal desteklerden bahsediyoruz değil mi? Bugün pek çok ilçede sosyal yardım, sosyal destek alabilmek için muhtaç vatandaşlarımız, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız parti üyelik kartı göstermek zorunda kalıyorlar. Bu mu adalet? Yani? Eğitimde, Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde varlıklı ailelerin çocuklarıyla maddi durumu sınırlı olan ailelerin çocukları arasında bu kadar büyük bir eşitsizlik oluşmamıştı. Bu kadar büyük bir uçurum oluşmamıştı. Eskiden devletin Anadolu liseleri vardı, fen liseleri vardı. Yani maddi durumu zayıf olan ailelerin çocukları bir şekilde
oralara girer ve ondan sonra Türkiye'nin en iyi üniversitelerini kazanırlardı. Şimdi mümkün değil. Bu mu adalet? Bakın, birinci ilkeden bahsediyor. Adalet. Liyakat. İkinci ilke liyakat. Şu anda liyakatlı bir kadrodan bahsetmek mümkün mü? Ülkeyi yönetenlerle. Yani işi bildiklerinden bahsetmek mümkün mü? Üçüncüsüne istişare. Zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istişaresizliği anayasa hükmü haline getirdi. Eskiden en azından mesela ne vardı? Bakanlar Kurulu vardı. Ben 13 yıl içinde oldum. Bakanlar Kurulu kararı 25 bakan, başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla alınırdı. Kaç tane Bakanlar Kurulu kararını ben imzalamadığım için geçiremediler. Olmadı. Çünkü orada bir konsensus gerekiyor. Şu anda öyle bir şey mi var? Bakanlar Kurulu kararı kalktı, yerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi geldi. Kararname de kararnameyle değişiyor hatta. Bir tabii, kararname yazılıyor, sonra bir kararname. Çoğu değişiyor. Gibi. Çünkü yanlış oluyor. Uygulanmayacak kararnameler çıkıyor. Çünkü istişare yok. Yani tek imzayla çıkıyor. Şu anda devlet yönetiminde bir istişareden bahsetmem mümkün mü? Siz tutun, dinimizin 3 tane ana devlet yönetimi ilkesini, yani adalet, liyakat ve istişare ilkesini çöpe atın. Bütün bu ülkeleri ayaklar altında ezin. Ondan sonra da ümmetin lideri, ümmetin oy vereceği parti diye efendim. Bütün bunlar nasıl yapılıyor? Hiç yaptırmıyoruz. Kendimiz bize özel ya da kendimiz finansmanı sağlayarak partimiz kurulduktan sonra hiçbir anket yaptırmadık. Ama partimiz kurulmadan önce çok detaylı toplumsal araştırmalar yaptırdık ama çok detaylı. Çünkü vatandaşımızı iyi anlamamız gerekiyordu. Yani yeni bir siyasi harekete ihtiyaç var mı? Mevcut siyaseti vatandaşlarımız nasıl görüyor? Türkiye'yi nasıl görüyorlar? Türkiye'nin yarınlarını nasıl görüyorlar? İyi anlamamız gerekiyordu. Yani Deva Partisi'ni kurmadan önce çok detaylı yaptırdık ve yeni bir siyasi partiye şiddetle ihtiyaç duyulduğunu anladığımız noktada zaten biz bu kararı verdik. Tabii ki partimiz henüz 15 aylık bir parti. Daha Deva Partisi'nin ismini duymayan vatandaşlarımız var. Çünkü medya blokajı ağır biliyorsunuz. Yani devletin kanalları ya da devletin yönlendirdiği, işte havuçla sopayla yönlendirdiği kanallar diyelim. Onlar bizi görmemeye çalışıyorlar, yer vermemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla partimizin kurulmuş olması ve partimizle ilgili bilgiler biraz yavaş yavaş yayılıyor. Ama her ay farkındalık yükseliyor. Zorlukları var mı efendim? Şimdi son artık 2-3 dakikamız kaldı. Şöyle bir zorluktan bahsedeceğim. Sayın Davutoğlu şöyle bir şikayetle bulunmuştu. Demişti ki ya örgütlenirken bizim teşkilatımızda yer almak isteyen dostlarımız var. İşte hayal kırıklığı olup da yeni bir yol arayanlar var. Orada üzerlerine çok baskı geliyor. İşte parti üyesi olamıyorlar. Teşkilatta işte görev alamıyorlar endişeden. Siz de hissediyor musunuz? Gördünüz mü? Bir miktar var ama biz partimiz kurulurken örgütlenmede çok farklı bir yöntem izledik ve ilktir bu. Biz bir web sitesi açtık. Parti yokken alibabacan.com.tr, parti kurulduktan sonra da devapartisi.org ve oradan üye ve gönüllülerle ilgili talepleri almaya başladık. Üye olduktan sonra bir baskı oluyor mudur acaba? Bir miktar oluyor ama sınırlı. Çünkü bu korku eşiği öyle bir şey ki, yani böyle tereddütlüyseniz korku işe yarayabiliyor ama kararlıysanız da hiçbir şey yapamıyorlar. Cesaret bulaşıcıdır. Hiçbir şey yapamıyorlar yani. Yani bir vatandaşımız kararlı bir şekilde kardeşim ben kendi çocuğum için, kendi torunlarım için, ülkemin yarınları için bu yola giriyorum dediği anda da herkes geri çekiliyor. Ama tereddüt görüyorlarsa o tereddütlü isimler üzerinde oynuyorlar. Ama kararlılık görüyorlarsa herkes geri çekiliyor. Bizim program başında da söyledim 81 ilin 81'inde de il başkanı atadığımıza göre 640 ilçemize, ilçe başkanı görevlendirdiğimize göre 12.000 tane yönetim kurulu üyesi. Bak üyeden bahsetmiyorum. Bunlar yönetim kurulunda görev alan insan. Bunların hepsi korkusuz. Ve mesela kadınlar örgütümüzde çok geniş şekilde temsil ediliyor. Gençler geniş şekilde temsil ediliyor. Bizim %20 genç kotamız var. %35 cinsiyet kotamız var. Ve özellikle yönetim kurullarında olan il başkanı ve ilçe başkanı olan kadınlar ilk bizlerle temas kurduklarında hep ortak bir amaç söylediler. Dediler ki ben çocuğum için buradayım biliyor musunuz dediler. Kimi bebek bekliyordu. Kimisinin parti kurulurken. Kimisinin işte 3 yaşında çocuğu. Kimisinin evlenme çağında çocuğu. Ama bu çok ortak bir ifade. Ben çocuğum için buradayım. Şimdi artık kendi çocuğu için bu yola girmiş insanı korkutmak mümkün değil. Yani. O kararlılık varsa korku bitiyor. Tereddüt varsa uğraşıyorlar. Yerelde de uğraşıyorlar. Küçük yerlerde de uğraşıyorlar. Ama gözünü karartıp yok kardeşim ben ilçe başkanı olacağım. Karar verdim. Gidin işinize dediği zaman da ilişemiyorlar inanın. Fazla bir şey yapamıyorlar. Ki biz tabii ekip kurarken de şuna dikkat ediyoruz.
Yani bunların hepsi düzgün insanlar. Tabii mümkün olduğunca tabii bilmediğimiz halleri sonradan bazen tek ortaya çıkabiliyor. Yani mümkün. Araştırıyoruz, bakıyoruz. Mümkün olunca düzgün. Kendi işini gücünde olan insanlar. Özellikle il ve ilçe başkanlarımız için kendi ekonomik özgürlüğünün olmasını önemsiyoruz. Yani ekonomik özgürlük çok varlıklı insan anlamına gelmiyor ama kendi geçimini kendi sağlayacak ve bir patronu olmayacak. Onu önemsiyoruz. İl yönetim kurulları, ilçe yönetim kurulu üyeleri için bunlar geçerli değil. Ama il başkanı ve ilçe başkanı ise böyle bir ikinci patronu olsun istemiyoruz. Yani öyle kurallarımız var. Dolayısıyla böyle de hareket ettiğimiz için yani ekonomik özgürlüğü olan arkadaşlarımız, kendi geçimini kendi sağlayan arkadaşlarımız, bir yerlere bağımlı değiller. Bayağı zorlanıyorsunuzdur. Kendisini geçindirebilen insan pek kalmadı Türkiye'de çünkü. Ama çok sayıda başvuru olduğu için Türkiye'nin her yerinden. Ve biz o ağırlıklı olarak da o başvuranlar, yani bizimle beraber çalışmaya istediklerini ifade edenler, talep edenler arasından örgütümüzün çoğunu oluşturduk. Dolayısıyla öyle olunca da zaten o eşikleri çoktan geçmiş insanlar geliyorlar. Onlarla görüşüyoruz ve onlarla devam ediyoruz. Yani özgürce yani konuşuyoruz diyorsunuz. Bizim şikayet etme durumumuz yok. Bakın bunları anlatıyorum ama yani bunlar şikayet anlamında da söylemiyorum. Bizim şikayet etme gibi lüksümüz yok. Evet. Biz bu yola çıktık. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bu yola Cumhurbaşkanı aday olacak mısınız? Şimdi her partinin genel başkanı. Son soru da bu olsun. Her partinin genel başkanı hem o partinin örgütü açısından hem de partinin tabanı yani destekleyen vatandaşlar açısından doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Hı hı. Yani başkanlık sisteminde doğal Cumhurbaşkanı adayı. Parlamenter sistemde doğal başbakan adayıdır. Zaten yani iddialı olmazsanız o zaman yani genel başkan olmayın. Başka bir şey olun yani. Hani partinin iddialı olması, genel başkanın iddialı olması başarı için şarttır zaten. Yani biz iddialı partiyiz. Ben iddialı bir genel başkanım. Ya bu zaten doğalı bu. Ama şöyle ki mevcut sistemde de biliyorsunuz bir ittifak meselesi var. Yine mevcut sistemde daha önce de denendiği gibi 2018 seçimlerinde ortak adaylık uygulamaları var. Yani bunlar da mevcut sistemin bir gerçeği. Ama biz bugün itibariyle ne ittifak konusunda ne de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hiçbir karar vermiş durumda değiliz. Seçim kararı alındığı gün biz bunları çok hızlı bir şekilde değerlendireceğiz. Tek adayla mı çıkarız? Ortak adaylık mı söz konusu olur? Tek başımıza mı seçime gireriz? Bir ittifak içerisinde mi yer alırız? O ittifak nasıl bir ittifak olur? Bunların hepsinin kararını seçim kararı alındığı gün vereceğiz. Zaten hukuken baktığımızda da ittifak aslında bir seçim ittifakı. Seçimlerden sonra ittifakın hukuki bir niteliği kalmıyor. Evet. Yani şu anda aslında hukuken öyle bir şey yok. Hukuken öyle bir şey yok. Hukuken bir ittifak yok. Nedir? Gönüllü birliktelik var sadece şu anda. Evet. Aslında ittifak seçim ittifakı. Dolayısıyla madem diyoruz hukuken bu seçim ittifakı, seçim günü geldiğinde o gün biz kararımızı verelim, ona göre hareket edelim. Peki. Peki. Sayın Babacan çok teşekkür ediyorum. Bu ortak yayında bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Soracak sorular bitmiyor. Konu başlıklarımız, kalan konu başlıklarımız var elbette. Bir dahakine değilim. Maç uzatmalıya devam ettiği için. Maç devam ediyor efendim. Maç devam ettiği sürece sorular da devam ediyor. Biliyorum ki ayrıca sizlerin ayrı ayrı mecralarda yayın davetleriniz var. Evet. Dolayısıyla o davetler oralarda devam ederiz. O da bizim sözümüz. Yani nasıl olsa Türkiye'nin gündemi değişiyor. Yeni çok gündem geliyor. Hem bugün artan soruları hem de yeni gündeme gelecek konuları belki ayrı mecralarda, ayrı ayrı programlarda yine beraber oluruz. Sağ olun. Efendim, şimdi noktalıyoruz. Liderler Özel Programı'nın ilk konuğu Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'dı. Çok teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için. Radyo Vizyon, Harman Radyo, Özgür Radyo, Halk Radyo, sosyal medya üzerinden, Twitter'dan, YouTube'dan ve Instagram'dan da ben ara ara bakma fırsatı buldum. Çok fazla da soru vardı bu arada ama bir dahaki sefere onları da izleyicilerimizin, evet, dinleyicilerimizin sorularını aktarırız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Havanın durumundan, trafiğin akışına kadar.